İyi akşamlar efendim. A Spor'a Ne Var Ne Yok programına hoş geldiniz. Süper Lig'in dördüncü haftasını enine boyuna masaya yatıracağımız programımızda bugün Gökhan Keskin ve Murat Fevzi Tanırlı hocalarımızla beraber olacağız. Süper Lig'de geride kalan haftayı enine boyuna konuşacağız ama bugün 30 Ağustos 2022 Türk milletinin şanlı zaferinin üzerinden tam 100 yıl geçti. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyorum öncelikle hem sizlere hem de ekran başında Bizi izleyen A-Spor izleyicilerine Süper Lig'de dördüncü haftayı konuşacağız dedik. Bu arada nasılsınız iyi misiniz? Ben direkt hızlı bir giriş yaptım. Evet <laughs> hızlı girdin. Ya. Hedefe odaklandım ama. Devam et bizim yerimizde. Gökhan <laughs> <gibi. gülüyor> evet. Hocam'a verelim önce evet. o misafirimiz. Evet. Hocam nasılsın iyisin? Ben iyiyim. Yani senin dediğin gibi o temennilerde ben de bulunacağım. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kere daha şükranla minnetle buradan anmadan geçemeyeceğiz. Şüphesiz mekanları cennet olsun hepsi. Amin inşallah. Hocam sizin de varsa söyleyecekleriniz. Ben de ilave edeyim Yüce Atatürk'e ve şehitlerimize saygı, minnet, sevgi, özlem ve bu ülkeyi bize hediye ettikleri için sonsuz teşekkürler diyerek başlayalım. Teşekkür ediyoruz efendim. Tabii ki aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100 kuruluş yılını kutlayacağız bu sene inşallah 2023 yılında Süper Lig'de de takımlar buna özel olarak şampiyon olmak istiyorlar bir kez daha ben de en başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı zamanda şu anda görev başında olan yine vatan müdafası için gerek yurt içinde gerek yurt dışında olan tüm askerlerimize, polisimize, kolluk kuvvetlerimize de selamlarımızı yolluyoruz. E, hepsine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böyle önemli bir görevi de gerçekleştirdikleri için. Süper Lig'de dördüncü haftayı konuşacağız hocam. E, i̇sterseniz bir hemen sonuçları hatırlayalım. Bu hafta nasıl bitti? Ona bir göz gezdirelim. E, Süper Lig'in dördüncü haftası. E, bol gollü bir müsabakayla başladı. Gaziantep Antalya Sporu 5-2 ile geçti ki Antalya Spor geçen hafta aynı skorla Trabzonspor'u devirmişti. Yine e, aslında bu hafta çok fazla golün olmadığını söyleyebiliriz. ilk 4 haftaya nazaran 8 galibiyet çıktı karşılaşmalarda toplam. Bir beraberlik var. Geçen hafta bu konuyu konuşmuştuk. Ne var ne evet. da yokta. Da, e, beraberlik sayısı azalıyor mu diye. E, geçtiğimiz haftada sadece bir beraberlik çıkmıştı. Toplam 23 gol atıldı Süper Lig'de dördüncü haftada ve maç başına gol ortalaması 2.56 idi. Geçen hafta 3'ün üzerinde bir ortalama vardı. 1-0'lık skorların yine hakim olduğunu görüyoruz. Adana Demirspor, Ümraniyespor, Alanyaspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Hatayspor ve Konyaspor Fenerbahçe maçları 1-0'lık skorlarla bitti. E Trabzonspor Galatasaray maçında gol olmaması yine bu haftaki gol ortalamasını aşağıya çeken e, unsurlardan birisiydi. Bu... E, Şaşırdığınız sonuç var mıydı bu haftaya dair? Bu hafta deplasman takımlarının medarı iftarı İstanbul Spor oldu. Tek galibiyet. Diğerleri hep ev sahibi galibiyeti ve beraberlik iki tane. Ee, o açıdan tabii sürpriz de bir galibiyet oldu. Alanya karşısında deplasmanda. Onun dışında tabii ki belki de büyük maçların bu klasik kötü futbolunda bir yenisi eklendi diyebiliriz herhalde Trabzon Galatasaray maçı için. Evet. Ee, derbilerde hiç eski tatları, eski o güzel maçları bulamıyoruz son dönemde özellikle. Ee, o dikkat çekici. Bir de başka nokta da şu belki Antalyaspor'un bu kadar iyi futbolun üstüne, bu kadar şaşalı skorların üstüne Antep'ten 5 yemesi de haftanın bir başka enteresan skoru oldu. Hocam sizin dikkatinizi çeken bir maç var mı bu Vallahi, karşılaşmalar arasında? bence bu haftanın hayal kırıklıkları Alanya, Fenerbahçe ve Antalyaspor. Spor. 3 İstanbul takımı lige yeniden döndü. Bunlar da Kasımpaşa, Karagümrük ve İstanbulspor Gerçekten. E, Alanya sporu, İstanbul Alanyaspor'u Alanya Alanyaspor karşısında galip geleceğini hiç düşünmüyordum. Bence haftanın e, sürprizi evet. bu oldu bence. Doğru. E, bir de geçtiğimiz hafta e, Trabzon'u 5-2 gibi net bir skorla geçen Antalya Antalyaspor aynı tarifi bu sefer Antep'te kendi üzerinde denedi. O da e, hiç beklenmedik sonuçtu. Yani Gaziantep kendi sahasında etkili bir takım ama bu derece açık fark olacağını kimse beklemiyordu. Maçın sonlarında o da aldı. E, Beşiktaş Bildiğimiz gibi 3 haftadır ilk yarıları şampiyon gibi oynuyor. Hakikaten yani izleyene de yani rakibine evet. korku veriyor, izleyenlere zevk veriyor. 3 hafta ilk yarılar bittiği zaman Beşiktaş şampiyon diyebiliyoruz böyle rahat rahat. Ama ikinci yarıları artık ne oluyorsa bir şey oluyor. Herhalde bir fiş çekiliyor. Bir anda duruyor takım. Antalya'da ummadığı bir sonuç aldı ama son iki haftadır sonuçta o kadar iyi oynuyor ki durdurmak mümkün olmuyor rakipleri geriden gelip önüne engel olmaya çalışsa da onu başaramıyor. Ee, Trabzon ve Galatasaray şampiyonla oynadığı için yani ne şiş yandı ne kebap deriz ya ikisi de beraberlikte istediği sonuç oldu gibi durdu. Ee, dört, dördüncü hafta itibarıyla daha zevkli maçlar izleyeceği intibası da uyandı. Bence daha evet. çok gollü maçlar bekliyor biz artık. İnşallah tabii ki tek temennimiz bol gol izleyebilmek. Şimdi Süper Lig'de dördüncü haftayı konuşacağız. Enne boyuna masaya yatıracağız. Pozisyonları tekrar hatırlayacağız. Murat Fevzi Tanırlı hocamızla birlikte de değerlendireceğiz. Kural kitabında neler diyor, hakemler neler yapmış. Bunların hepsini masaya yatıracağımızı hatırlatalım ama Süper Lig'de dördüncü haftanın en iyi takımı sizce kimdi? Bu performansı da biz aramızda yine değerlendirdik. Programın sonunda bir klasik olarak haftanın takımı, haftanın teknik direktörü gibi pek çok noktada biz de tercihlerimizi söyleyeceğiz. Ama sizin tercihlerinizi de merak ediyoruz. Bir anket başlattık A Spor Twitter hesabında ve Süper Lig'de dördüncü haftanın en iyi takımı sizce kimdi dedik. Adaylarımız Konyaspor, Beşiktaş, Gaziantep ve Kayseri Spor. Bu haftayı galibiyetle tamamlayan takımlar sizce haftanın takımı kim diye sorduk. Şu an ekrana da geliyor tabii ki oy oranlarını da ben yine güncel oy oranlarını söyleyeyim. 1700 zün üzerinde oy kullanılmış şu anda ve Beşiktaş %52,5'la önde götürüyor anketi. Konya Spor yine %23,1'lik oy oranına sahip. Gaziantep %21'de ve Kayseri Spor haftanın takımıdır diyenlerin oranı ise %4 şeklinde. E, tabii anket devam edecek programımızın süresi içerisinde de sonucunu yine sizinle paylaşacağız. Ligin dördüncü haftasına dair istatistiklere birazcık değinelim istiyorum. Hangi takımların neler yaptığını biraz rakamlar bize gösteriyor. Onların üzerinden de konuşacağız. En çok şut çeken ekiplere bir göz gezdirelim. Bu hafta etkili bir oyun ortaya koyan Beşiktaş bu alanda zirvede yer alıyor. E, 18 şut çekmiş siyah beyazlılar. En çok şut atan takım görüntüsünde i̇kinci 2. sırada 2-3, ikinci 2. sırayı daha doğrusu 3 takım paylaşıyor. 15'er şutla Adana Demirspor, Yukatel Kayseri Spor, Hangi Kredi Ümraniye Spor ve Alanya Spor'unda 14 şutu var. Şut denemesi var daha doğrusu. Bunun içine şeyin dahil olduğunu söyleyelim. Savunmanın engellediği, işte dışarı giden toplar, direkten dönen şutlar hepsi dahil. Hocam bu tabloda gördüğünüzde şaşırdığınız bir takım var mı Gökhan Hoca? Ee, yok zaten Adana Demirspor ligimizin iyi takımlarında. Ümraniye Spor'da sezonu iyi başladı. Yani Fenerbahçe'de 3 e, beraberlikle başladı. Şimdi esasına baktığımız zaman bu maçta Adana Demirspor 1-0 kazandı ama maçın özetini seyrettiğiniz zaman Ümraniye oradan en azından bir beraberlik çıkarması sürpriz olmazdı. Hatta kazanabilirdi evet. Attıkları bak şu sayıları bile eşit. Yani e, Adana Demirspor evet. zor bir galibiyet aldı o maçta. Evet. Murat Hocam, şimdi sizin elinizde bir done de var. Yani 30 şut atılan bir karşılaşmadan tek gol çıkıyor. Adana demirspor Ümraniyespor Ümraniye Spor maçı. Evet. Değil mi? Birazcık bu noktaya Tabii da dikkat bu hafta, çekmek lazım. Tabii. Evet, dikkat çekmek lazım. Demin hatırlattığım nokta önemli. Engellenen şutlar. Ama 30 şuttan isabet 6 olunca, Yokon Hoca'nın dediği gibi gol sayısı da Ümraniye açısından da, Adana Demir açısından da kısır kaldı. 15'er şuta karşın e, ıska sayısı daha çoktu diyelim. Evet. kaleyi tutturamadılar. O yüzden tek golle kaldı karşılaşma. 30 şut çekilen Adana Demirspor Spor maçında sadece 6 şut kaleyi buldu. Bu haftanın tabii ki dikkat çeken noktalarından birisiydi. Dedik ki zirvede Beşiktaş var. 18 şut denemesiyle birlikte. Peki isabetli şut o listesinde zirvede hangi takım var? Şimdi ona da bakalım. Beşiktaş bu noktada da çok fazla karavana yapmamış. 10 şutu yine isabetli siyah beyazların. 18 şutun 10'u neredeyse %50'ye yakın bir oran aslında ama futbolun içindeki istatistiklere göre iyi bir şey çerçeveyi tutturma sayısı. E, Vavakars Fatih Karagümrük 9 şutta isabet buldu. Gaziantep 8, Kasımpaşa ile bir tek 6. Yani az önce verdiğimiz listeden burada devam eden tek takım Beşiktaş. Adana Demirspor, Kayserispor, Hangi Kredi Ümraniye spor ve Alanya Spor en çok şut denemesindeki e, ekipler olmasına rağmen isabet oranında sınıfta kalmışlar. Gözüken o. Burada çarpıcı olan şu, e, demin bahsettiğim yüzdenin verim anlamında en etkilisi, hani Andrea Pirlo bu lige alışacak mı, nasıl alışacak derken, Karagümrün isabeti 9, toplam şutu kaç? 10. Evet. %90 isabet var, 4'ü de gol bu arada. Yani o anlamda yani haftanın şut verim performans oranında en en çarpıcısı Karagümrük'ün oranı. Onda 9 isabet yani çok görülen bir genel sezon içerisinde çok görülen bir istatistik değildir. Evet Beşiktaş 18'de 10 attı. O da çok Zaten iyi. o da yani herhalde 14'ü falan ilk yarıydı. Yani evet. 10 tane isabetin evet. şeyi ilk yarıydı. E, Kara zaten ilk yarı girdiklerinde değerlendirdi. Baktığında 9 tane buldu ama 4 tane gol attı. Antep aynı şekilde 5 attı bu hafta. Bir Kasımpaşa ile Giresun, girdiğini değerlendirmiş. Kasımpaşa da pozisyona girmişti ilk yarı. Gene Evet. Kaçırmış bayağı. Doğru. Şimdi burada şunu ekleyebiliriz belki. Yani genelde şutlarla ilgili bir gol beklenti değerleri çıkıyor ya. Gol beklenti değerlerinde Beşiktaş için en çarpıcı nokta şu. Ee, genelde yakın değerler. ilk yerle ikinci yarı. Tek fark Alanya maçı. Alanya yarı maçının ikinci yarısı tek şut var. Yani bu kadar bol şutundan bahsettiğimizde şu an lider olan Beşiktaş'ın Alanya maçı bu dört haftadaki aslında en çarpıcı ikinci 45. Yani 0.03 ile... Bir Beşiktaş takımının gol beklentisi bitemez yani, bitmemeli. Aynısı bu hafta Trabzon için de var. 2. 45 0.08'de kalmış bir Trabzonspor. İç sahada oynuyorsunuz. kendi sahanızda 2. 45'te hiçbir üretkenliğiniz yok. Bunlar hani zirve oynamayı düşünen, şampiyonu oynayan takımlar için çok çok uçlarda değerler. Evet. Şimdi haftanın önemli maçı aslında, haftanın maçı tartışmasız Trabzonsporla Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaydı. O maç beklentilerin altında kaldı yani benim Mesela. şahsi fikrim o yönde bilmiyorum katılıyor musunuz siz de. Temposu olarak da izleme seyri zevki olarak da beklentinin altındaydı. Hatta akşamına biz KJM'imize işte manşet olarak adı var tadı yok yazdık o maç için. Şimdi neden olduğuna dair birkaç aslında istatistik getireceğiz. En çok fual yapan takımlara bakalım bu hafta bu noktada kimler zirvede. Tabii en çok fual yapan takımlar iyi anlamda bir istatistik değil bu. Bakın ilk iki sırada hangi takımlar var? Trabzonspor, Galatasaray 18 faal. Trabzonspor yapmış 16 faal, Galatasaray yapmış. İşte bu beklenen dev maç neden hayal kırıklığı oldu biraz? Onu göstergelerinden birisi. Yani toplam çalınan faal sayısı oldukça fazla. Bu noktada iki takım da zirvede. Bir başka veriye geçelim hemen. En çok ikili mücadele kazanan takımlar kimler? Yine Trabzonspor'la Galatasaray var. İlk iki sırada 64 Trabzonspor. Bu hafta en çok ikili mücadele kazanan takım Galatasaray 61 defa ikili mücadele kazanmış. Diğer ekiplere dikkat ederseniz, bunu hep söylüyoruz. En çok ikili mücadele kazanmak önemli bir şey. Ama normalde topa hükmeden takımlar fazla ikili mücadeleye girmediği için zaten bu rakamlarda geride kalıyorlar. Listeye baktığınızda e, galip gelen takım yok zaten. Hepsi e, mağlup olan veya puan kaybeden ekipler var. E, yine hem faal yapan takım hem ikili mücadele kazanan takım iki sırada da Trabzonspor'la Galatasaray'ın üstü olması aslında bize çok net bazı şeyleri gösteriyor değil mi hocam? Şaşırmamak lazım zaten. Baktığınız zaman Trabzon geçen sene şampiyonu, Galatasaray geçen sene istediğini bulamadı bu sene şampiyonluk olmak istiyor. E, Trabzon Şampiyonlar Ligi'nden elendi hafta içi hiç, hiç bir şekilde Kopenhag maçında işte Avrupa Kupası'nda devam edecek gruplarda. Ama e, Galatasaray'ın bir tek ligi var. İki tane hoca, bir tanesi geçen sene şampiyon olan hoca. Galatasaray'ın hocası da daha yeni başladı. İkisi de kaybetmek istemiyor ligde. Kaybetmek istemediğiniz zaman mücadele devamlı on plana planı çıkıyor ve orta sahada oyun sıkışıyor. Yani o geçiş oyununu fazla görmedik oyunda. Dikkat ettiyseniz hep set oyunu. Yani topu kazanan yavaşlattı. Birkaç sefer Galatasaray çıktı o ara pozisyon yakaladı o çıkış oyunuyla. Yakaladığı 2-3 tane net pozisyon var. Onu gole çevirseydi belki maçın gidişatı çok değişebilirdi. Esasında baktığınız zaman iki takım da ofansiyonundan çok kuvvetliler ama onu bir türlü özellikle Galatasaray sahaya yansıtamıyor. Yani sezon başından beri attığı gol sayısına bakarsak bu zaten dikkat çekiyor. Evet. Ee, sonuçta hocaların isteğine uygun bir oldu. Gol yemediği müddetçe maç berabere gitti de Artık iki hoca da kaybetmek istemedi. Kabullendi diyebiliriz bir yerde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Murat Hocam? en çok fual yapan takımlar arasında Trabzonspor, Galatasaray ikili mücadelede öyle. Yani bu biraz aslında iki takımın da istediği oyunu kuramadığı ve sürekli olarak oyuncuların temas içerisinde olduğu bir karşılaşmayı izlediğimizi gösteriyor biraz da. Tabii Trabzon açısından özellikle hücum anlamında çok kritik eksikler vardı. Bu mutlaka etkiledi. Hani bir tane ilk 11 oyuncusu yok neticede. Doğru. Yani bunların içinde de hani direkt skora katkı yapacak oyuncular. Bakasitas gibi, e Vişka gibi oyuncuların olmaması büyük handikap. Bu anlamda evet ama neticede diğer tarafta da Galatasaray'ın Kerem ve Yunus'la çok fazla içeriye girememesinin getirdiği, pozisyon yaratamaması, Seferovic'in yalnız kalması, Mertens'le biraz hareket yaratıp pozisyon yakalaması Galatasaray'ı daha önde, daha iyi gösterdi. Fakat bir ilk yarı bir gol olsaydı Gökhan Hoca dediği gibi maç çok farklı noktaya gidebilirdi. Çünkü hep o kaybetmeme psikolojisi, ilk dört haftanın getirdiği, dördüncü haftanın sonunda gelen ve zaten halihazırda, hem takımların transferini devam ettiği hem kadroların daha uyum içerisinde olmadığı hem de gerçekten 4 hafta boyunca ideal 11'i yakalamanın mümkün olmadığı bir süreçteyiz. E, bu arayışlar sırasında bir de futbolcuların formsuzluğu devreye girdiği zaman e, maç tamamen çekilmez hale geldi bir noktadan sonra. Doğru. Hiç sahada futbol adına olumlu bir şey göremedik açıkçası. Ama bir gol olsa belki seyir, maçın en azından genel anlamında hücum varyasyonlarını değiştirme anlamında hocalara biraz daha farklılıklar arayışına itebilirdi. Bunu da görmedik için. En çok hava topu kazanan takım da Trabzonspor bu hafta toplam 23 hava topu mücadelesinden galibiyetle ayrılmış. Zaten hava topu kazanılan hava topları da ikili mücadelelerin içine dahil. Onu söyleyelim. Ekrana da yansıdı. Şu anda ligin dördüncü haftada en çok hava topu kazanan takım 23. L 23 rakamıyla birlikte Trabzonspor, Alanyaspor 17, Galatasaray 16, İstanbulspor 13, Vavakars Fatih Karagümrük 12 hava topu kazanmış. Trabzonspor'da 23 hava topunun 9'unu Andreas Cornelius sayesinde kazandığını söyleyelim. Bu haftanın hatta en çok hava topu kazanan futbolcusu da açık ara Andreas Cornelius en yakın takipçisi. Ne bakıyorum Alanya Spor'dan Furkan Bayır. Beş hava topuyla birlikte neredeyse ikiye katlamış onu. Hocam Cornelius da hava toplarında etkili ama Galatasaray maçında çok istenilenleri yine yapamadılar. Ee, tabii ki beklenen Cornelius'tan biraz uzaktı. Ee, çok top ezdi. Hakikaten çok top ezdi ama sonuçta Cornelius o kuzey ülkelerinin verdiği sahaya çıktı mı elinden gelen her şeyi vermeye çalışıyor. Yanlışı doğrusu yani bütün mücadeleyi sergiliyor. Ee, hava toplarında. Hakikaten çok etkili. Yani çıktı her kafa topunda bir şekilde rakip bozuyor. Nasıl Beşiktaş'ta Begors şimdi yandan top geldi mi stoperler korku içinde. Çünkü boyu uzun ve topa doğru giden bir oyuncu. E Cornelius'ta da aynı özellikler var. Geçtiğimiz sene sıkışan bir sürü maçı o duran toplarda kafa golleriyle oyunu çözmüştü. E Cornelius'un hava topları alması şaşırtıcı değil ki. Burada gene Galatasaray baktığımız zaman hava topu mücadelesinde gene ilk üçte yani evet. yerinde diğerinde birinci ikinci ilerdi. Şimdi Trabzon 1. Galatasaray 3. hava topu kazanmadı. Ki takımın genel boy ortalamasına baksak özellikle hücum hattının en kısalar diyebiliriz herhalde Doğru. Galatasaray'da. As yani sefer bir Binevize kenar ayırırsak. Yani şimdi şöyle özetleyelim. En çok e, faal yapan iki takım Trabzonspor Galatasaray dedik. Zaten bu müsabakada neden bize keyifli futbol seyretmediklerini rakamlar ispatlıyor aslında. Onun dışında en çok ikili mücadele kazanan takımlar da bunlar. Çünkü sürekli olarak top yapamadıkları için ikili mücadeleye girmek zorunda kaldılar. En çok hava topunda da yine aynı şekilde bu iki ekip var. Şimdi top kaybı yapan takımlara bakalım. Haftanın en çok top kaybı yapan takımı Alanya Spor. Zaten İstanbul Spor karşısında da neden galip gelemediğini belki gösteren bir etken. Ama hemen ikinci ve üçüncü sıraya baktığınızda, Yine burada da sağdaki skor gibi bir eşitlik söz konusu. Trabzonspor ve Galatasaray toplam 139 top kaybı yapmış müsabakanın içerisinde. Yani hem fual yaptılar hem sürekli ikili mücadeleye girdiler ve sürekli olarak da kazandıkları toplarda da top kayıpları yaşadığı iki takım. Bu nedenle de rakamlar bize neden keyifsiz bir maç olduğunu bir şekilde ortaya koyuyor. Alanya İstanbulspor da var orada. Yani baktığımız zaman İstanbulspor Alanya'yı yeniyor. Alanya 156 top kaybı yapmış. İstanbul Spor'da ona yakın yani 133 orada tane top kaybı Orada da tek kollü bir galibiyet var. Orada e da yani. aslında yine belli ediyor maça dair de. Ee, bunun dışında top kapma istatistiklerine bakalım. Bu noktada en becerikli takım bu hafta Yukatel Kayseri Spor oldu. Ee, onlar da zaten farklı bir skorla sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı Giresunspor karşısında. ikinci sırada Alanya Spor var. Üçüncü sırada bir tek sen Giresun Spor. dördüncü Galatasaray, beşinci ise Rapor portal Antalya Spor. En değerli istatistiklerden birisi her hafta söylüyoruz söylemeye devam edeceğiz. Rakip ceza sahasına ne kadar girdiğiniz, orada oyuncularını ne kadar buluşturduğunuz çok değerli. Şimdi o rakamlara bakalım. Burada da Beşiktaş zirvede yer alıyor. 30 defa rakip ceza sahasında futbolcularını topla buluşturabilmiş. İkinci sırada Alanya Spor var. 28 rakamına ulaşmasına rağmen İstanbul Spor'a gol atamaması da ayrıca düşündürücü. İki evet. tane nokta var burada belki araya gireyim. Tabii. Bir kaçan penaltı var. Bir de yine sonlara doğru karambolde çizgiden çıkan bir top var. İstanbul Spor çizgisinden, kale çizgisinden çıkan bir top var. Zaten son bölüm tamamen ceza sahası içinde geçtiğimiz o yüzden... Son çeyrekteki rakamlar buraya ikinci sıraya yerleştirmiştir Alanya bence. Evet. Şimdi editörümüz Erdem'den rica edeyim. Top kaybını, top kapmayı daha doğrusu bir daha bir ekrana getirebilirsek eğer. Orada en çok top kapan takımın yukatel kayseri Sporu olduğunu söyledik ama listede Galatasaray da vardı. Galatasaray'ın 13 tane top kaptığını söyledik. Şimdi burada size soruyorum. 13 top kapma var Galatasaray adına. Sizce burada en çok top kapan oyuncu kim olabilir? Hangi bölgeden olabilir veya saha içerisinde? Bence şey orta saha Oliveira. Mesela Oliveira tahmini. Siz de Torreira olabilir. Torreira olabilir değil mi? Mantıklı olarak düşünün de savunma oyuncusu top. olabilir. Erdem rica edelim bireysel olarak bu hafta en çok top kapan futbolcu kim mi Süper Lig'de bir ekrana getirebilir miyiz? Hadi sürpriz olsun iki hocamıza da hem Gökhan Keskin'e hem de Murat Fevzi Tanırlı'ya birlikte görelim. Mertens. Bu hafta en çok top kapan futbolcu Galatasaray adına Mertens. Yani aslında bu çok şey anlatıyor bu rakam. Ee, bize neyden diyeceksiniz? Oyuncu gol atsın, asist yapsın <laughs> diye getirilen bir oyuncu. Trabzonspor'dan Bartra'da var ee, görüyorsunuz zaten yine listede bir stoper. Mertens'le birlikte yine Oğuzhan Berber'le birlikte dörder top kaptı. Bu üç isim Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Valla Mertens geçtiğimiz 35 hafta, bir oyuncu. geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam Karagümrük maçı, Ümraniye maçı mıydı? Ümraniye evet. Ümraniye maçında Gomis'in son dakikalarda gol attığı maçta ikinci yarı oyuna girdi. Oyuna girdikten sonra oyunun şekli değişti. Yani Mertens'le beraber. Bu hafta 11'de başladı. Şimdi gol pozisyonunu hatırlıyorum. Kendi çıkardı. Pası verdi Yunus'a. Yunus'tan aldı. Topla kalenin içinde karşı karşıya kaldı. Buna Aksi tarafında geriye geldi 2-3 tane de top çıkardı. Yani e, Martens hakikaten e, yaşına rağmen e, Galatasaray için bir nimet. Aynı şekilde orada Mark Batra var. Mark Batra da aynı şekilde baktığımız zaman e, işte Dortmund Dortmund'dan sonra tekrar İspanya. Oradan da Trabzon geldi. Trabzon e, iyi bir transfer yaptı. İkisi zaten e, Martens'le beraber Mark Batra Beşiktaşlılar da sayacağım tabii ki. Vegas'lı olsun, Muleka'sı tabii. olsun. Ligimize renk getiriyorlar. Şimdi dört top kapma var Mertens adına. Maçı da izlediğimiz için tabii rakamları tek başına okumak yanıltıcı olabilir ama karşılaşmayı izlediğimiz için şunu gördük. Çok fazla mücadele ettiğini, koştuğunu, efor sarf ettiğini gördük. İkinize birden soracağım hocam. Murat hocamla başlayalım. Mertens'i bu kadar aktif orta sahada, orta sahanın gerisinde top kapmada vesaire de kullanmak oyuncunun ilerideki kreatifliğini, verimini düşürür mü sizce? Şu an tabii bütün takımlar hazır olmadığı için böyle bir performans, sıra dışı performans olarak karşımıza çıkıyor ama şunu unutmamak lazım. Galatasaray'ın ilk 3 haftada gözüken en önemli özelliği hani hücum organizasyonlarının yetersizliği orta alanda bir oyuncu lider oyuncu eksikliği çok barizdi. İkinci yarıda Gökhan Hoca'nın demin dediği gibi geçen hafta ikinci yarıda girdikten sonra takımın şekli değişti. Sadece yaratıcılık değil bir de şu da söylendi. Hani fiziksel olarak da tam anlamıyla hazır hale gelirse daha iyi olacak Mertens diye ama şu an bir hafta sonraki maçta bile hem savunmada hem hücumda takımın en önemli oyuncusu oldu. Sadece bu değer olarak değil. Yani kreatifliği zaten maçtaki pozisyonları yarattı. Artı savunmaya kadar gelip top alıp atak organizasyonu başlatan oyuncu olması bir açıdan bireysel olarak çok iyi. Galatasaray'ın genel takımını düşündüğümüz zaman da çok ciddi soru işareti barındırıyor tabii. Bence evet. Martens geldi. Şu anda Galatasaray'da resmi ilk maçlarını oynuyor. Daha yani seyirciyle buluşma maçları. Bence pozisyonlar spontane gelişiyor. Yani kimse Martens'e git top kap demiyor sonuçta. Evet. O seyircinin önünde pozisyon gereği, spontane gelişen bir pozisyon gereği bunları yapıyor ve doğru yapıyor. Yani geriye geldi birkaç topu hakikaten... Çok önemli pozisyonlarda o ayakları koydu. Peşine gitti. Bir de pozisyon yarattı yani. Bu bence e, Mertens'in senin dediğin gibi yani top kapmayla ilgili hocanın işte Okan Hoca ona demiyor. Git, topu kazanacaksın, evet. mücadele edeceksin. O Bizim söylediğimiz hani biraz evvel oyuncular kim top kapar dedin ya. <laughs> evet. Biz işte dedik işte. Torre. Torre, Torre oraya, oraya, oraya. Orta sahadaki oyuncular veya defansif oyuncular. Sezon kapan. sonu değerlerini söylüyoruz He, aslında. Martens <laughs> seni başladı. Belki böyle bir e, istatistik bir daha olmayacak. Evet. Doğru. Be, olmayacak ama bu maç itibarıyla Martens gene e, Galatasaray takımında Trabzon maçı itibariyle parlayan yıldızıydı yani. Bir hafta önce de oyuna girdikten sonra aynı şeyi yaptı. Bu haftada mesela golü atsaydı şimdi. Tabii. Gomis'le beraber kahramandı. Veya yani Gomis o son dakikada golü atsa adam 85'ten sonra herkes Gomis'i almaya başlayacak tek tek. Doğru. Biraz zaten, sonra zaten pozisyonları da ekrana getireceğiz yeniden. Buyurun hocam. Zaten şöyle bir nokta da var. Galatasaray'ın 4 haftalık e, tablosunun sonucunda 2 gol var. İkisi de son anlarda giren Gomis'ten. Yani onun dışında zaten en büyük problemin mesajını veriyor bu tablo bize. Hani oynanan oyun, Kerem'in Yunus'un etkisizlikleri, hani buldukları Severo nadir pozisyonları, Seforov için bitiriciliğinin çok çok geride olması, tercih yanlışlıkları ve yeterince beslenememesi. Hepsini Doğru. söyleyebiliriz ama bu tabloda Mertens iki haftadır bir buçuk devreyle, daha doğrusu bir buçuk maçla bunun mesajını iyi anlamda verdi. Trabzon'da Martin, şey e, Gomes girdikten sonra kaç tane pozisyona girdi? İki mi üç mü? Bir tane uzatma dakikalarında evet. kafayı vurdu. Bir tane ondan önce kenardan çaprazdan vurdu. Adama çarpmadan avuta çıkan. Üç tane zannedersen pozisyona girdi. Hele son dakikadaki gol olsa sanki Okan Hoca özellikle bu şeyi, bu, hücum varyasyonunu çalıştırıyor gibi olacak. Yani bekle 80'de veya 85 e arası Gomis oyuna sok. Nasıl ama çalırız biz. Yeni Semih Şentürk e, Tabii tabii öyle abi. gibi ama hakikaten yani. Genç Gomis. son dakika kornerden gelen vurduğu kafa yani gol olmaması Trabzon'un şansı. Gomis'in de öyle stoper üstünden kafa vurduğunu nadiren gördüm. Tabii. Biraz sonra ekrana getireceğiz, yine detaylı konuşuruz. <laughs> e, dördüncü haftada kat edilen mesafeleri de sizin için derledik ama e, dört şampiyonluğun favorisi takım arasında bir baktık kim daha çok mesafe kat etmiş, ne kadar metre gitmişler. E, bu alanda zirvede Beşiktaş yer alıyor, 114.714 734 metre e, mesafe kat etmiş siyah beyazlı futbolcular. Trabzonspor 112.480 metre. Fenerbahçe 108.543 metre ama Fenerbahçe'nin uzun süre 10 kişi oynadığını göz ardı etmemek lazım bu rakamda. Galatasaray 106.646 metrede kalmış. Şimdi Beşiktaş Galatasaray arasında ciddi bir fark gözüküyor hocam. Değil mi yani mesafe konusunda? Fenerbahçe 10 kişiyle oynamasına rağmen Galatasaray'dan daha çok mesafe kat etmiş. O neden oluyor? açığı kapatmak için mi? Evet, yani sonuçta defansif oynuyorsanız, savunma yapıyorsanız ki ...Trabzon'da bunu yapıyor, Galatasaray'da bunu yapıyor. Yani maçı kaybetmem açısından e, daha set oyunda, daha yavaş oyunu ama Beşiktaş oyuna başladığı gibi kazanmak için her türlü gol varyasyonuna dönüyor. Herkes nasıl ceza sahası içinde 30 kere topla buluşuyor Beşiktaş? Koşu mesafesinden de belli. Niye hep ileri doğru bir action var oyunda? Herkes ceza sahası içine o koşuları atıyor, öne doğru o koşuları atıyor. Ama e, müdafaa yapan takımlarda o koçlar olmayacaklar. Bekleyecek, sabırlı, oyunu evet. kapatacak, parçalestasyonu yapacak, oyunu sıkıştıracak. Evet. Ondan. Sizin eklemek istediğiniz bir şey Şuna var mı? Şunu ekleyebilirim. Şimdi Beşiktaş'ın zaten takım halinde ilk 45'leri özellikle çok farklı. Koşu olarak da, atletizm olarak da çok farklı. Burada Fenerbahçe'nin 108 kilometre çıkıp Galatasaray'dan 2 kilometre daha fazla çıkmasında birinci etken, evet açıkları kapatmak. İkinci etken de Konya Spor'un 9 kez offside'e düştüğü bir maç izledik. İlhan Hoca'nın uzun topla savunma arkasını adam kaçırma senaryosunu Jesus savunmayı öne çıkararak engelledi. Bu genel anlamda oyuncuların kendi performans dışında savunma oyuncularının da Trabzon Galatasaray'daki gibi çok fazla çakılı değil, çok fazla korumacı değil, biraz daha öne çıkmalarından dolayı oradaki koşu mesafelerini de arttırdı savunmacıların. Biraz bunun da etkisi oldu evet. bence. Bireysel olarak o zaman hangi takım? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da en çok mesafe kat eden isimler kimler? Onlara da göz gezdirelim. E, bu noktada zirvede yer alan isim William Arao. 11.952 metre mesafe kat etmiş. E, tabii en çok görevde ona düştü Konya Spor karşısında 10 kişide kalınca. Getson Fernandez yine Beşiktaş'ın e, bu noktadaki lider ismiydi sahada. 11.806 metre kat etti ve Larsen Trabzonspor'da 11591 metre, Galatasaray'da ise Sergio Oliveira 11048 metre mesafe kat etti. Şaşırdığınız isim var mı listede? Ben valla Sergio'ya şaşırdım biraz. Sergio o kadar Oliveira koştu, yani. o kadar koştuğunu düşünmüyorum ben onu ya. <laughs> Oyunun içinde çok kaybolduğu için aslında. Yani değil mi? baktığın zaman yani hızlı deparı yok oyuncunun ya. Bakıyorsun yani böyle bir bir sprint attığını görmedim ben. Sergio ayağını alıyor, pası veriyor, gidiyor yardıma. Dikkat et, hep ayağına geldi mi, e, ayak bilekleri çok düzgün. Ama Sergio Oliveira'nın daha depar attığını görmedim ben. Evet, zaten bu mesafe kat edilen mesafe. Sprintler de dediğimiz gibi önemli içerisinde. Onu da incelemek gerekiyor. E, şimdi hemen bir gol krallığına da bakalım. E, bireysel olarak e, kim zirvede? E, geçtiğimiz sezonlardan rakamlar nasıl? Valencia'nın normalde bu haftayı boş geçti tabii konuşulan isimlerinden birisi. 6 golü var. Hacirayt kendisine yaklaştı. 5 golü var. Figueiredo bu hafta zaten e, hat-trick yaptı. 4 gole ulaştı. Liste daha sonra 3'er golle ve 2'şer golle devam ediyor. Hacirayt da takımı kaybetse de yine gol krallığında formunu koruyor. Beğendiğiniz bir oyuncu mudur? Hacirayt? Evet. İyi oyuncu yani Antalya çok bekledi onu almak için. Hatta oraya oyuncu transfer etmedi. Ondan sonra fırsatı düşün Daha cirayeti aldı. Geçen sene de çok iyi işler yaptı. Bu sene de devam edecek. Evet. Üstüne koyarak devam edecek bence. Hem fiziğini çok iyi kullanıyor. Hem de oyuncu geçişleri çok iyi. Ben biraz e, onun ilk e, maçlardaki hem golleri hem de sprintleriyle Amokachi'yi andıran bir fiziki gücü var diye hissediyorum açıkçası. Sede. Gözlemliyorum. Tabii. da mesela bu hafta Fenerbahçe oyundan atıldıktan sonra Fenerbahçe'nin gol pozisyonu yok diyebiliriz. ya. Yani. Fenerbahçe'nin girdiği böyle net bir gol pozisyonu yok. Demek ki Valencia Fenerbahçe için hakikaten çok çok önemli bir oyuncuymuş ki. Ondan sonra Muleka'ya geleceğim. Muleka ilk iki hafta itibariyle eleştiriliyordu biraz. Çok çizgide kalıyor, yanlış oynatılıyor diye. Ondan sonra Muleka biraz daha içeri doğru girdiği zaman son iki haftada üç tane gol attı. Evet. Yani ne kadar önemli bir oyuncu olduğunun da o da göstergesi. Asis Krallığı'na da bakalım. Tabii daha henüz ligin başı olduğu için liste tam anlamıyla şekillenmiyor ama en azından şimdilik ilk iki sırada kim var onu görürüz. E, Caner Erkin zaten bu listeyi seven isimlerden birisi. Bir diğer isimse Wout Weghorst o da şaşırtıcı. Yani gol krallığında olmasını beklediğimiz Weghorst asisleriyle de yine golü de atıyor tabii bir yandan ama asis krallığında da şu anda Caner'le birlikte zirveyi paylaşıyorlar. Yine Beşiktaş'tan Masu görüyoruz. Tabii ikişer asist yapan pek çok futbolcu var. Onu da böylece bir görmüş olduk. İlerleyen haftalarda bu listenin daha anlamlı bir şekilde e, oturacağını söyleyebiliriz. Evet. Aykut Kocaman'ın tabiriyle suni asist kralları var şu anda bence. Yani. Yok, yok bir şey yani <laughs> Rozier'i görmedim orada da. İki tane orta birbirinin kopya golleri attı ya. İkililer onun için. daha devam ediyor hocam devam Sırmadı için o yüzden. Kopya oldu ya yani evet. ikisi de birbirinin kopyası. Vegas, Roziersağ'dan ortalıyor. Vegas kafayı vuruyor. İki tane evet. o, o suni asist değil yani gerçek asist gerçek yapıyor. Asist. yapıyor yani. Gerçek asist onunkiler. <laughs> Şimdi tabii ki e, ne var ne yokta özel verilere yer veriyoruz. Özel içerikler oluyor. Murat Fevzi Tanırlı hocamızla birlikte e, hazırlıyoruz. O zaman o kısma da geçelim. Haftanın manşeti neymiş? Hep birlikte bir bakalım efendim. Haftanın manşetinde Türkiye Futbol Federasyonu hakemleri bırakıp futbolumuza odaklanmalı dedik. Peki bunu neden dedik Murat Hocam? Bunu niye dedik? Bunu niye böyle hazırlama ihtiyacı hissettim? Şöyle söyleyeyim. E, federasyonu ikiye ayırmak gerekiyor. Bir sezon başlamadan önce, bir de sezon başladıktan sonra. Şimdi federasyonun en önemli mottolarından ikisi güvenme fair play diyerek başladık. Fakat biz şu 4 haftada Yine her şeyi unuttuk. Klasik hakem kavgamıza geri döndük. İkinci hafta Fenerbahçe, sonra Galatasaray, işte Beşiktaş-Alanya maçından sonra diğer kulüplerin evet. bazıları, TFF 1'dekiler biz aynı kısır döngüye yine girmeye başladık. Yani bu federasyonun diğer federasyonlardan farklı hissettireceği mesajını ve sezon öncesindeki bütün seminerlerde, toplantılarda hep bir fair play, fair play, fair play ve güven, güven ne için hakemlere güven. Bir jenerasyon değişiyor, yeni hakemler geliyor ve bu gelen hakemler üzerinden de biraz sabır istendi. Var kadrosu ayrı şekillendi. E, hakemler sahada eski Doğru. hakemlerin çoğu ama çok az kaldı. Burada paylaşmıştık istatistiği biliyorsun. Kaç yıldır görev yapanlar var diye. Ve genel itibariyle bence 4 hafta gayet iyi geçti hakem performans olarak. Genel itibariyle diyorum. Fakat biz yine esas çizgiyi unuttuk. Düzeltilmesi gereken şeyleri unuttuk. Neyi unuttuk ve neler oluyor onu göstermek istedim özellikle. 4 haftalık çıkaralım. Sadece ama? 4 haftalık ligimizin PFDK ile ilgili tablosunu getirmek istedim. O zaman hadi onlara bir bakalım. Kötü tezahürat cezası yiyen birincilikten de ekipler var. E, toplam kaç takım olabilir hocam 4 haftada? Kötü tezahürat dediğimiz %10'unu anca bitirdik Gökhan Hocam ligin. 15 takım var şu anda. Ekrana gelen e, grafikte görüyorsunuz. Allah'tan Adana cevabı Demir. beklemedim ben de. Adana Demirspor. Spor. 3-4 diyecektiniz değil mi <laughs> muhtemelen? Tabii ekipleri de bir sayalım hemen. Alspor Spor Radyo'da da ortak yayındayız. Bizi radyodan dinleyenler için de. Adana Demirspor, Spor, Alanya Spor, Antalya Spor, Beşiktaş. iki defa ki şu an bir daha PFDK'ya sevk edildi sanırım. 3'te evet. yolda olabilir. Bolu Spor birincilik ekibi. Fenerbahçe 3 kez. Galatasaray, Gaziantep, Fatih Karagümrük, Konya Spor. Pendik Spor yine alt dik temsilcisi. Sivas Spor ve Ümraniye Spor e, toplam 15 takım 4 haftada e, küfürlü tezahürat veya kötü tezahürattan ceza yedi. Bu birinci tablo. Bu birinci tablo. Bunu niye söylüyoruz? Bizim bir şekilde bir değişime gitmemiz gerekiyor. Tribünlere işte çocuklar gelsin, kadınlar gelsin, işte futbolumuz güzelleşsin, futbol kültürümüz değişsin mesajlarını veren federasyon geldi. Bizim bunları düzeltmemiz lazım. Bunların ben aslında cezalarını da... Çıkartmıştım da ihtar cezaları Para e, cezası birim, e, Birimi genelde transferler hep euro üzerinden olduğu için 1000 euro, 3000 euro cezalar En ağırı on bin euro falan cezaların yani Bizim bir şekilde bir karar vermemiz lazım Bu ülkedeki futbol kültürünü, tribündekini, sahadakini düzeltmek istiyor muyuz? Yoksa bu komik cezaları uygulayarak, ihtar vererek Bu tablolarla dört haftada karşılaşmaya devam etmek istiyor muyuz? Evet Bu birinci tarafı, tribün tarafı ikinci tarafı var Kulüplerin teknik tarafı oraya orayı belki Gökhan Hoca tarif, ta tahmin edebilir takım sayısını. Şöyle yapalım. Usulsüz <laughs> seyirci alanlar var bir de. Ee, onlar hepsi PFDK'da federasyon sayfasından ulaşılabilecek cezalar sevgili seyirci. Usulsüz seyirci alan 6 takım var 4 haftada. Onlar da ceza almış. Hangileri? Ankara gücü, Antalya spor, Bodrum spor yine birincilik ekibi, Bolu spor aynı şekilde alt lig temsilcisi. Ve Fenerbahçe ile Kasımpaşa Dört haftada usulsüz seyirci konusunda ceza alan 6 takım da bunlar. Usulsüz nasıl oluyor? Yani e, kaçak göçek içeriye alınan taraftar <laughs> diye ben e, kısaca halk dilinde özetleyebilirim. Herhalde <laughs> o oluyor Pasu yani. kullanmadan. Sanırım öyle. Hani akıl gibi değil şu tablolar. Yani bu şekilde ceza alması. Şeyi geçtim hani Avrupa'daki tribünlerdeki o düzeni, intizamı. Onlarla ilgili cezalar da var. Yani üçüncü, e, dördüncü seçenek merdiven boşluğu bırakılmaması gibi. Evet. Maç seyrini etkileyecek en ufak şeye Avrupa'da izin verilmiyor. Çünkü gelip oraya insanca, güzel bir şekilde maç izlemeye gidiyor insanlar, o işin keyfini almaya çalışıyorlar. Biz burada daha 4 haftada küfürlü tezahürattan, 15 takım usulsüz usul seyircilendirmeden, alt takım taraftarların sağ olayları var. Ceza alan ee, evet, orada da daha 8 4 takım haftada var. taraftarların yarattığı olaylardan sahaya içeriye alınmaması gereken malzemeden tutun da yapılanlarına kadar o listede var. Taraftarın saha olaylarından ceza alan 8 takım var. Yine birincilik ekipleri de dahil bu listeye. 4 haftadan bahsediyoruz efendim. Büyükşehir Belediye Erzurum spor, Beşiktaş, Denizli spor, Galatasaray, Gaziantep, Samsun Spor, Sivas Spor, Trabzon Spor. İlk 4 haftada taraftarının oluşturduğu saha olayları nedeniyle ceza alan 8 takım da ekrana geldi. Yani kötü tezahürat cezasından 15 takım. Aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe ikişer üçer kez de almışlar. Üsulsüz seyirci konusunda 6 takım. Taraftar neden olduğu olaylardan dolayı ceza alan 8 takım var. Bu yüzden federasyonun bu cezalar konusunda yaptırımlarının daha kulüpleri engelleyici, taraftarı caydırıcı olması gerekiyor herhalde. Futbola dönelim diyorum. Yani futbola niye dönelim? Bu federasyonda geldiğinden beri Gökhan Hocam duymuşsunuzdur. Hakemlerin mal beyanı, hakemlerin sabıka kaydı, hakemlerin maaşları, çift gözlemci. Hala biz hakem üzerine gidiyoruz ve bunların hepsine de işte olan pozisyonlara da cevap veren bir federasyon yönetim haline dönmeye başladı. Ya bunu bırakalım biz hakem konuşmayalım diye uğraşıyoruz. Tabii ki pozisyonları akademik anlamda, hakemlerin değerlendirmesi, performans anlamda yapalım. Ama biz bıraktık her şeyi, bütün federasyon. Şu an yine biz hakemlere döndük. Biz yani bu tarz şeyleri bırakalım. Amirli takımımız C liginde, kulüpler, UEFA sıralamasında 21. sıradayız. Yani... Şampiyonlar Ligi'ni unutacağız artık. Biz ana problemimizi bıraktık. Dört haftadır yine hakemler üzerinden futbolu unutarak, futbolda neleri düzeltmemiz gerektiğini unutarak bir yola girdik gibi gözüküyor. Bunu bir anlamda uyarmak için federasyonun ana işine odaklanması gerektiğini, federasyon yöneticilerinin maçlara gidip kulüp yöneticileriyle hakem üzerinden evet. değil konuşmayı bırakıp gerçekten futbolumuz için bir şeyler yapmaya başlaması lazım. Şu anda federasyonun en çok çalışan biri PDFK. Her hafta birilerini sevk ediyor. Sonuçta e, cezalar caydırıcı değil. Yani bu olaylar devam ediyor. Bakıyorsun Fenerbahçe üç kez, Beşiktaş üçüncü kez gidiyor. E, orada bir alt ligde olan takımlar var aynı şekilde. Biricik e, süper ligde, Spor Toto süper ligde olan takımlar var. Bunlar caydırıcı değil demek ki. Ha futbola dönme işi. Hakemleri tabii ki kimse konuşmak istemiyor. Yani normalde burada futbolun ee, önemli e, temel taşlarından biri hakemler. Hakemler neden konuşuluyor? Maçın sonucuna direkt tesir ettiği zaman. Bunu taraflı tarafsız herkes yapıyor. Bu Avrupa'da da eğer bir tane hakem maça direkt tesir ediyorsa bunu konuşuyorlar. Konuşmama diye bir tabii şey yok. Tabii, tabii. Bu Türkiye'de bazen çok net yapıyorlar. Hakem maçın önüne geçiyor. Yani burada bile oturup biz eleştirdiğimiz zaman maçı eleştirdiğimiz zaman hakemi konuşmadan geçemiyorsun ki. Keşke sadece oyunun içinde kalsak, hakem bu tarafta kalsa, oyuna hiçbir etkisi olmazsa, oyunun içinde sen oyuncuları konuşsan, oyuncuların yaptığı hataları doğruları konuşsan, teknik adamların yaptığı doğruları yanları konuşsan, e bizim istediğimiz zaten bu. Ama hakem diyor ki ben olmadan olmaz diyor. Ben burayı yönetiyorsam ben tekrar oyunun içine de alacağım Öyle bir şey yapıyor ki biz oturup buradan konuşuyoruz. Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Verdiği karar doğru mu değil mi biz buradan çözemiyoruz. Peki 4 haftada 36 Biz maç oynandı hocam. 4 haftada 36 maç oynandı. Kaç tanesinde böyle hissettiniz? Hakemi ya hakemi konuşmaktan maçı konuşamadık. 36 maçtan kaçında hissettiniz böyle? Ya bunu yüzdeye vurursan şimdi e, görsel olarak ön plana çıkan kaç tane maç var? 2 tane söyleyebilirim. Üç tane en fazla. Ee, şimdi bak e, Alanya Beşiktaş söyleyeyim. Alanya Beşiktaş evet, evet. söyleyeyim. Skandal hata yapılan maç soruyorum size şu anda. Ya ben de şöyle Skandal diyeceğim. dersek tabii bunlara yani. Şimdi e, Türkiye'de e, maçları seyretin dört tane takımın maçına öncelikle seyrediyorsun. Diğerlerini saat tur uymuyor veya denk geliyor. Doğru. Şimdi oradaki hakem hatalarını yakalayamıyorsan ama çıkıp işte e, yöneticiler veya diğer takım yöneticileri hepsi isyan ediyor. O pozisyonları belki biz net göremiyoruz. O maç... Ama seyrettiğimiz maçlarda bazen hakem bir şey yapıyor. Mesela bu haftaki Beşiktaş maçında bakın böyle Oyun attı ne güzel. ikinci golü attırdı. Oyun attı bak. Güzel, güzel hemen ben akılda mi? kalıyor. Ama öbür gün de Yasin ko, ne olduğunu anlamadan Alanya maçında oyuncuya attı. Yani belki iki tane sarı karttan kırmızı kart çıkardı. Belki bir tane sarı kart çıkmayacak pozisyondan iki sarı kart çıkardı. Ama. Hakim attı. Bu oyuna damgasını vuruyor. Ne oluyor? Beşiktaş buradan puan kaybediyor. Şimdi böyle diğer takımların da başına geldiği zaman o başına geldiği an feryat figan etmesine belki hepimiz diyor ki oyun içinden kalması lazım. Ama onu yerine kendimiz koyduğumuz zaman onu konuşması lazım. Ama şöyle konuşma Avrupa ile bizim aramızda çok farklı. Tabii canım yani o Avrupa'da zaten gerçekten e, konuş yani konuşan çok az var. Programlarda da maçlardan sonra da gerçekten çok çok az var. İkincisi konuşma şekli saldırganlık seviyesiyle itham seviyesi bizimle Avrupa hiç kıyaslanmaz. Bizde direkt infaz var. Avrupa'da böyle bir şey söz konusu değil. Konuşursanız zaten ağır cezası var çok o ciddi cezaları var. Cezalar evet. caydırıcı. Bizde cezalar o. 1000 euro, 3000 euro, 5000 euro seviyesinde. Orada evet. öyle cezalar yok. Daha sert ağır cezalar var. Haftanın olayına geçelim o zaman. Haftanın olayı birçok olay var aslında ama ilk ile başlayalım. George Jesus dedik. Ee, onu da söyleyelim. Neden George Jesus dedik haftanın olayı? Bir haftanın olayı bölümümüze geçelim. Az önce bahsettiğimiz konuyla doğru orantılı bir şey aslında. George Jesus'un açıklamaları haftanın olayıydı. Ama olay deyince tabii aklına hemen negatif şeyler geldiği için o anlamda değil. Damga vuran anlamda. anlamda damga evet. vuran anlamında haftanın olayıydı. Çünkü Ener Valencia atıldı. Takımı 10 kişi kaldı ama basın toplantısında bakın George Jesus nelerden bahsetti. Valencia'nın pozisyonunu gördüm. Kendi içimizde değerlendireceğimiz bir konu diyerek sadece kırmızı kart noktasını bu kadar kısa bir açıklamayla tutup takımına dair eleştirilerini, neleri yapamadıklarını sadece futbolu konuştu George Jesus. Başka bir teknik direktör olsa bütün ihaleyi aslında o hakem kararının üstüne yıkabilirdi herhalde değil mi? Onun için aldım. Ya özellikle istedim, senden rica ettim. Benfika teknik direktörü mü, Fenerbahçe teknik direktörü mü acaba George Jesus? Onu sormak lazım. Yani ben tebrik tebrik ediyorum kendisini ve ben olsam e, 22. dakikada dört büyük takımdan birinin teknik adamı Kimilerine göre hakem yorumcular için de söylüyorum. Kimileri kırmızı diyor, kimileri değil diyor. Biz de birazdan Gökhan Hoca'nın da fikrini alacağız. Evet. Ee, tartıştığı bir ortamda 22. dakikada 10 kişi kalan büyük takım teknik direktörü baştan sonra hakem demedi. Ben olsam bu röportajı, basın toplantısını bütün takımlara dağıtırım. Federasyon yerinde olsam. Bu bizim kimyamıza uygun bir şey değil. İnşallah Jesus'un <laughs> Jorge Jesus'un da kimyasını bozmayız. Ama işte biz bunu istiyoruz. Maçı anlattı. Maçı evet tartıştık. O pozisyonu orada bıraktı. Ben takımımın yaptığı artı eksiği anlattı. 10 kişi kaldı. Zaten maç 3 bölüm. Fenerbahçe'nin 10 kişi olduğu bölüm. Evet. 20 e, dakikalık. 11'erlik bölüm. İkinci fener bölüm Fenerbahçe'nin 10 kişi olduğu. Üçüncü bölüm ikisinin de 10'ar kişi olduğu bölüm. Yani maçı futbol adına nasıl yorumlayacağını anlattı. Artı eksisiyle. Muhtemelen Fenerbahçe taraftarı memnun kalmamıştır bu e, basın toplantısından ama Neticede çok güzel bir örnek bence dördüncü haftadan bir teknik direktör örneği. Yokan hocam siz teknik direktör olarak orada olsaydınız nasıl bir konuşma olurdu? Murat hocanın dediklerine Jass Jass katılmıyorum. Cessus daha yeni geldi dur bakalım yani bir süreç bir uzasın ondan sonra. Şimdi Hakem için tabii ki. Şimdi kendi takımın hatalına göre gerçekten Fenerbahçe bu haftanın hayal kırıklığıydı. Daha önceki oynadığı oyunlara baktığımız zaman bu hafta yani. ...sağdaki Fenerbahçe bir değil mi? Formalar olmasa tanıyamazsın. O derece kötü oynadı. Hak etmedi evet. de. ...Konya Konyaspor akıllı oynadı. Planını da ona göre yaptı. Çok süratli bir maç olmadı ama sonuçta bir taraf istediğini aldı. Fenerbahçe de hak ettiğini aldı diyelim. buradaki olayda Jesus tabii ki takımını eleştiriyor ama bu eleştirileri giderecek olan da kendisi yani. Ben tabii takımı ki. Tanımaya, tanıyamadım derken buradaki gördüğü hataları Düzeltecek olan da kendisi. Bundan ders alıp e, evet. ben gene söylüyorum. O kadar Fenerbahçe'nin derinlemesine bir kadrosu var. Ama e, o kadar rotasyon oluyor ki ilk 11'i tahmin etmek için e, falcı olmak lazım hakikaten. Yani bir türlü bulamıyorsun. Her maç 5 tane 6 tane oyuncu değişiyor. E, şimdi en son transferde de bir hamle yapacaklar. Bu maçta gol atamadıkları zaman gene o santrafor eksikliği öne çıkıyor. Maxi Gomez'i getiriyorlar herhalde artık. E, zaten transferler bitmesinde bir hafta kaldı. O arada o eksikliği de giderecek. Cesur e, e, onu da gündeme getirecek büyük ihtimal. E, artık e, daha yeni geldi ama Türkiye çoktanı da ilk önce konuştuğu şeyler doğru. Evet. Takımındaki eksikleri görüp ben bunları halledeceğim. Benim takımım bu dil gerçek gücümüz de bu değil diye doğru bir söylem yaptı. Ama ben biraz daha beklemek lazım. Herkesin performansını görmek için Tabii biraz ki. daha beklemek lazım, gerektiğine inanıyorum. Şu anda Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Hoca bunu olumlu karşıladı. Bundan dersler çıkaracağını söyledi. Valencia'nın kırmızı kartı evet. için içimizde konuşacağını söyledi. Evet. Bundan sonrasını göreceğiz. Burada bir şey daha ekleyeyim. Ee, bir araya gidelim. Tabii. Dönüşte konuşalım efendim. Ne var ne yok da pek çok yine benzer özel içeriklerimiz olacak. Birazdan haftanın takım haftanın enlerini de seçeceğiz ama şimdi küçük bir reklam arası. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Ne var ne yok kaldığı yerden devam ediyor. Gökhan Keskin ve Murat Fevzi Tanırlı'yla birlikte Süper Lig'in 4. haftasında yaşananları yine değerlendireceğiz. Onun dışında yurt dışından da tabii ki farklı anekdotlarımız olacak söylemiştik. Haftanın olayına George Jesus'un açıklamasını söyledik ama olumlu olarak dedik ki hoca hiç hakemin üstüne yıkmaya kalkmadı. Takımın eksiğini yediğini söyledi. Hakem konusunda biz onu içeride kendi aramızda Valencia ile birlikte değerlendireceğiz dedi George Jesus. Bir şey ekleyecektiniz oraya. Reklaman İzleyicilerimiz ekleyecek. çok e, mesaj atanlar oluyor. Ge geçen hafta söyledik aslında. Aynısını Valerian İsmail de yaptı. İkinci sarı karttan sonra hiç konuşmadı maç evet. konuşmasında. Hani bunlar da belirttik geçen hafta yayında söylemiştik. Tabii kaçıranlar var, yani, varsa hatırlatmış Bunları olur. zaten nadir bulduğumuz için fırsatta yakaladığımızdan paylaşıyoruz izleyicilerimiz. Tabii tabii zaten. şimdi mesela onda bir de hep şu yaşadığımız şey. Onu söylediniz bunu niye söylediniz evet, tabii, diye, Tabii. Allah'tan dördüncü haftadayız ya. <gülüyor> dört <gülüyor> hafta geriye sarabiliyoruz. Mesela yirmi hafta olsa Yandık. bu. Üçüncü haftaya <laughs> kadar geri gelirdik yine. Haftanın olayı dedik. Ee, Erman abinin de Erman Torol'un da kulaklarını çınlatacak bir <laughs> notla devam ediyoruz. İngiltere'nin üst, üst, e, ünlü eski hakemlerinden Howard Webb vardı hocam hatırlarsınız. Ee, Howard Webb profesyonel hakem şirketinin başına geçti. 13 yıldır da bu görevi yapan Mike Riley ayrıldı. İngiltere'deki VAR sisteminin başındaysa yani Howard Webb profesyonel hakem şirketinin başında var sisteminin başındaysa Howard <laughs> Webb'in eşi. Şu anda da ekrana geliyor görüntüleri. Ee, Almanların ünlü kadın hakemi Bibiana Steinhaus e, var. Ee, bu noktada Erman abi hep söylerdi işte ilişkiler, baba oğul ilişkileri hakem babadan oğula geçiyor diye. Burada da bir İngiltere'de yani hakem konusunda Howard Webb ve eşi şu anda en yetkili noktadalar evet, değil evet. mi? Yakun Hocam şimdi bizim en büyük tartışmalarımızdan biri biliyorsunuz. Baba oğul hakemler Erman Hoca da yıllardır bu konuya kısaca takık vaziyette. Acaba dedim e, şimdi böyle bir tabloda Erman Hoca nasıl yorum yapar acaba diye pasa ona bu programdan göndereyim dedim. O pazar günü ve hafta sonu cevap verir muhtemelen. E, nasıl buluyorsun hocam böyle bir tarafta? E, yani şu anda moda dergisi etkiyor. için çok iyi pozu vermişler. Yani bir <laughs> <laughs> ya, moda dergisi için yani pek hakemlikte şey yok da. Hep orada konuşuluyor mu Premier Lig'de bunlar diye mesela bizim bizim biz konuşuyoruz orada hiç konuşmuyoruz. Bizde olduğunu yok. düşünelim şöyle bir tablonun. Tabii ailecek <laughs> e, Türk futbolunu kaosa mı götürüyorsunuz veya çok iyi yönetiyor musunuz diye eleştirilirdi. Ya Erman Hoca'nın Bir e, aileye verililiştirildiği noktada aksızlık payı yok bence. Orası ayrı bir şey bence. E, bu arada ben bir sürpriz yapıp aslında Erman abi de yayına bağlayacaktım. Konuştum <laughs> bugün. Selam var hepinize. Bu konuyu da söyledim ama Bodrum'da hocam şu anda. Buradan selamlarımızı iletelim. Bir programı vardı dışarıda olacaktı. O yüzden bağlayamadık ama hafta sonu ben bunu yine kendisine zaten 90 artı 1'de de editör olarak görev yaptığım için hatırlatacağım. Bu konuyu da orada ayrıca konuşuruz. Bu da renkli bir haber olsun dedik yani Avrupa'dan da yine. Evet, burada iki tane önemli nokta var bence. Tabii. Birincisi önceki görevi yürüten Mike Riley'in 13 yıldır başında olması. Biz 21. MHK ile son 20 yılda çalışıyoruz. Orada Mike ile 13. yılında görevin başında. Birincisi o. İkincisi de e, hakimliğin majör sorunu asla baba o sorunu değil. E, oraya ben hiç katılmıyorum. Yani hep bu ana sorunmuş gibi yansıtıldı yıllarca. Oraya gelene kadar çok başka sorunlar var. E, onu da ekleyeyim ama bu da bir aile tablosu açısından Gerçekten enteresan bir gelişme. Howard Leppin geçmesi, Varda eşinin olması Alman hakemin. Almanya'da da Bundesliga'da da maç yönetti bu arada. E, görev yaptı sürelerde. O da enteresan enteresandı. Evde ne konuşulduğu belli yani. ha, <laughs> <laughs> ya, biz, biz hakem doğru yönetti. Sen Vara aça... <laughs> <laughs> niye, niye Vara çağırtırmıyorsunuz <laughs> e, diye. Konuşuluyor mudur acaba bilmiyorum tabii ama o da ayrı bir Vara Koray'ı verme Murat'ı ver bu hafta. <laughs> tabii, bu hafta niye onu verdin? Valla e, vallahi olabilir de belli olmaz yani. İlla ki konuşuluyor. Görevlendirme ya. evde yapıyorlardır diyorsun. Görevlendirme, bence konuşuluyor olabilir evde de. Ee, bir başka haftanın olayı ise bu kez Almanya'da yaşandı. Onda da farklı bir konu. Türkiye'de olsa ne olurdu acaba, nasıl tepkiler olurdu? Ee, onu konuşacağız. Bu da e, Bundesliga hakemlerinden Patrick Itri, e, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden birisi. Instagram hesabından... Eberder Bremen Frankfurt maçında verdiği tartışılan bir kararın nedenini açıkladı. Sosyal medya üzerinden aktif olarak görev yapan bir hakem, hafif Fırat Aydın'usu andırıyor diyeceğim ama saç modeli ten rengi biraz andırıyor tabii Fırat Hoca çok daha yakışıklı gözler hocası, de biraz diyorum. renkli gibi evet tabii tabii o da benziyor renkli gibi Fırat Hoca çok daha yakışıklı kendisinden. <laughs> Ne diyor peki açıklamada Murat Şimdi Hoca? Şimdi maç bu hafta sonu izlediniz bilmiyorum. Yani atmosferiyle ve gerçekten hakem kararıyla enteresan bir maç oldu. 3-4 bitti. Frankfurt kazandı deplasmanda ama muazzam maç oldu. Maçtaki pek çok pozisyonu da Instagram'da bu şekilde değerlendirdi. Hani e, kartlarla ilgili ben daha çok böyle her şeyi iletişimle çözmeye çalışan bir e, hakemim. Hatta gidip bunu götseye sorabilirsiniz diyor. Ama hakemin üzerine doğru koşmak, etrafını sarmak, sportmenlik dışı mı? Kesinlikle hayır diyor. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bu bir sarı karttır diyor. Glassner e de diyor niye sarı kart gördünüz? dürüstçe şeffaf bir şekilde anlattım diyor maç içi esnasında. E, antrenörlerin kararları kenarda eleştirmesine saygı gösterebilirim ama Bundesliga'da da bizde de her şeyin bir sınırı var diye belirtiyor. E, burada ilginç noktalardan biri şu, Fülkuruk'un penaltı pozisyonu var. Bulunduğum pozisyondan diyor, temas ve hafif bir tutma olduğunu gördüm. Ama bu belirtilen kuralda belirtilen örnek bir penaltı için yeterli değildi. E buna penaltı diyenler çıkabilir ama var da müdahale edemezdi buna diyor. Net bir pozisyon olmadığı için diyor. Dukşun pozisyonunda da bir temas gördüm. Bu, ona da bu sefer yüzde yüz emin değildim diyor. Orada da var sağ olsun yardım etti. Sonradan gördük ki diyor ayağın altından bir tekme var. Bunları bayağı Instagram'da anlatıyor maçla ilgili. Hani Verdi Ayberemen Frank maçıyla ilgili avantaj konusunda da demin Gökhan Hoca da Volkan Baysan'ı hatırlattı ya. Bir saniye geç çaldı top gitti gol oldu. Yani futbol adına şahane bir şey. Avantaj gol olursa diyor bir sakemler için çok büyük şanstır bu. O Instagram'daki mesajında da bunu anlatıyor. Evet. İkinci yarıda bir tane daha avantaj pozisyonu vardı. Frankfurtlar sanki faul istemiş gibi görüp erkenden çaldım. Çok güzel bir hata da kestim diyor. Yani Artısı ile eksisi evet. de kendisini değerlendiriyor. Ee, bu çok güzel. Bunu Hüseyin Özkök de hatırlattığı için, o paylaştığı için ona çok teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten e, enteresan yani bizlere çok uzak ama e, çok da şeffaf, dürüst, samim açıklamalar. Hakem, Hocam hakem Instagram'da değil de kilisede günah çıkarıyor gibi. Yani. <laughs> <laughs> yani. Yani şunu hata yaptım, şunu hata yaptım. Hata yaptıklarını da kabul ediyor. Ama bizde hata yaptığını kabul ettiği zaman daha çok üstüne gidilir. Yani ben işte şunu şöyle yaptım, bunu bundan yanlış yaptım. İşte var çağıramazdı. Doğru, açık yüreklikle bunu Instagram'da paylaşmış. Bütün kamuoyuyla paylaşmış. Türkiye'de bu yasak zannedersen bir. Tabii tabii, konuşmak da. Onlar yani, maçtan sonra mikrofona da konuşuyorlar. AK'nin ve şeyin e, yasakladığı bir ortam var. E, açık açık söylemesi daha iyi de. Ama haksız olduğu yerlerde diğer tarafa da koz veriyor. Bu sefer yönetici düşünün. Bu hakem şunu yaptı, bunu yaptı, yanlış yaptı. Hakem de dedi ben bunu yanlış yaptım. Aynı noktada birleştiler. Al üstüne yürüme için bir sebep daha Türkiye'de. Şimdi biz aslında bu güzel bir noktaya getirdiniz hocam. Şu an bunun kritik bir aşamasındayız. Bu akşam itibariyle 22.30'da başlayacak. Başlıyor olay. Şimdi bunun önceden denemeleri yapıldı. Evet. Zekeri Alp zamanında bir hakemle beraber çıkıyordu Zekeriya Alp. Bir noktadan sonra basının önünde yapılınca işin tadı kaçtı. E, farklı agresiflikler olmaya başladı. zekeri Hoca da bıraktı o iş toplantıları yapmayı. Ardından istifa süreçleri de geldi zaten. Şimdi bu akşamdan itibaren Yükdal aslında Murat gaz. Murat Ilgaz başlıyor değerlendirmesini yapacaklar. Şimdi bunun bir tarafı bilgilenme pozisyonlarla ilgili referans alma anlamında güzel. Ama ikinci tarafı da hakemler nezdinde de biraz rahatsızlık var. Hani bizim her hafta eskiden biliyorsunuz hiçbir pozisyonun bizim ligimizden örnek verilmezdi Doğru. merak bir e zaman. Polonya Almanya maçındaki pozisyon örnek gösterildi. Bizim ondan referans almamız istenirdi. Şimdi artık merak e çıkacak konuşacak ama bu iki tane sakıncası da var şu anda. Ee, kulüpler buna nasıl reaksiyon gösterecekler? Şu an atıyorum Valencia pozisyonu için e, herhangi bir taraftarın kararını değiştirme şansı yok. Bunun polemiği daha çok artacak. E, i̇kincisi hakemler neyi Ama doğruyu öğrenmiş de, olacak insanlar. Tabii doğruyu ama işte doğruyu kabul etmeme bizde var. Biz bir şekilde bizim yani. anlayacağımız Şimdi şekilde kırmızı kart istiyoruz. doğru derse değil diyenler değil asla diyenler, bu doğrusu buymuş demeyecek, itiraz edemeyecek. Ama genel olarak demin dediği referans alma anlamında evet Hügdallah gibi bir üst düzey danışman ne düşünüyor pozisyonla ilgili... Murat Ilgaz'la birlikte o pozisyonları anlatacaklar, değerlendirmeni paylaşacaklar. Bunu artı eksisi nasıl yorumluyorsunuz? İkinize de sorarak. Ben şimdi özür diliyorum hocam. Bir gazeteci olarak aradan yakaladım söylediğiniz şeyi. Sizin hakem camiasıyla da ilişkilerinizin tabii iyi olduğunu hı hı. biliyorum. Az hı hı. önce dediniz ki hakemler bu uygulamadan rahatsızlık duyanlar var dediniz değil mi? Var tabii ki. Mi? Yani bu noktada peki bu sayı büyük bir çoğunluk mudur, nasıldır, neler düşünüyorlar veya rahatsızlıklarla yani konuştuğunuz isim var mı? Şöyle, tabii, e, tabii tabii var var şöyle söyleyeyim. Şimdi bizler seminerlere gittiğimiz zaman e, orada gör, yani seminer kapalı bir sistem olduğu için kendi pozisyonumuz gelsin istemezdik hiçbir zaman. Hiç bakayım de bunu istemezdi evet. olarak. Tabii ki hata yaptığını kabul edeceksin. Biz hepimiz bilirdik maç bittiği zaman nerede hata yaptığımızı. bilirdik. Raporda da gelirdi gözlemci raporunda. Ama bunun bütün Türkiye'ye afişe edilmesinin yaratacağı bir sıkıntı hakemler psikolojisi açısından olur mu? Murat, olur. şunu yapabilirler mi? Şimdi mesela pozisyon geldi. İşte hakem dedi ki bu hakem burada yanlış yaptı. Evet. Yanlış yapan hakem de işte kendi neden yanlış yaptın işte Instagram'da nasıl açıklıyor Almanya'daki evet. hakem hocam? Aynı şekilde Instagram'da ben bunu bundan yaptım, bunu bundan yaptım diye öylese kendini ifade etme özgürlüğü de vermesi lazım. Niye? Sen çünkü birisine hata yaptığın zaman onun nedenini de öğrenmen lazım. Şimdi bu neden yaptı bu hatayı? Ya burada Artık, mesela güzelce diyor ben diyor hafif bir temas ve da, tutma olduğunu gördüm ama diyor bak işte, normalde yeterli işte, değildi penaltı yani, evet, için. Tabii tamam işte hakem de yani o maçta pozisyonda hata yapan hakem diyelim şeyde Murat Ilgaz Hoca çıkardı hakem hocasıyla beraber. Bu hata yapan hakem de neden hata yaptığını anlatması lazım. Eğer bu hatayı bilmediği için yaptıysa veya yanlışlıkla yaptı, neden yaptığını öğrenmek lazım. Hı hı. Şimdi bazı vardır kötü hakemler yani bilmez orada ne olduğunu bilmez. Bir şey diyemem hakem işte, zaten kötü ya. yani e, yanlış yorumlamıştır her şey bunun neden yaptığını anlatsın öylesi sen çünkü ona o fırsatı veriyorsun bu hakemi eleştiriyorsun, okların ucunu atıyorsun. Niye? Yanlış yaptın, sen burada hatalısın diyor. Ondan sonra hakem oturacak, ben, ben yanlış yaptım, iki hafta bekleyeceğim falan böyle. Üç hafta bekleyeceğim ama kendini anlatma ifade özgürlüğü yok. Gene bir şey paylaşamayacak o. Sen tek taraflı yapıyorsun. Öbür taraftan hata yaptıktan sonra da hata yapan hakemede bir söz hakkı verilmesi lazım diye düşünüyorum. Kendini evet, ifade olabilir, etmesi tabii. için bence tabii de. bu ikinci diğer tarafı da yani pembe gözle bakarsak da herkes merak ediyor bu pozisyonla ilgili acaba MHK ne düşünüyor? Yani referans almayı herkesin istediği bir platform. Bu anlamda da bir eğitim tarafı o var tabii ki şüphesiz. Ama artısı eksisi hangisi ya. tarafa terazi kayar? Onu Kayma. ilerleyen haftaları şimdi, değerlendireceğiz. Şimdi Valencia'nın pozisyonu diyorsunuz değil mi? Bu ülkede şimdi bu pozisyonda ne kadar seyredersen seyret hakem hoca söyle işte Murat Ilgaz çıksın, penaltı desin veya demesin. Karar %50-50. Kimsenin fikrini değiştiremezsin. O <laughs> doğru. kendi bakmak istediği açıdan bakacak. <laughs> %100. Yani hakemler diyecek ki yüzde %80 bugün işte diyecekler daha da kardeşlerim verdi e, karar doğru. Valensiye'ye atması doğru diyecek değil mi? Bence öyle çıkacak. Yani bak diyor işte tamam adil bir şey yapıyor. Onun da cezasını verdi sarı kartla. Doğru. Ama bu yapmaması gereken ayılara tekme atıyor. Doğru verecek. Ama gene %50 bir kesim onlar ne diyecek Gene yanlış. Peki yani sizce e, tabii. böyle bir uygulamaya rezervlik gibi bir uygulamaya gibi gibi yeni yeni şeylere bu kadar gerek var mı? Mesela bu uygulamaya size gerek var mı? Ya bence gerek var çünkü kimse bilmiyor yorumları, yorumlamayı bilmiyor, pozisyonları bilmiyor, güncel kuralları bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Hı hı. Yani bilmediğimde hala çok şey vardır. Geçen sezne e, sezon başında Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde bir sunum gerçekleştirildi. O zaman bir önceki Ulenberg ile birlikte hı hı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yetkililer katıldı. Yeni kuralları mesela değişen şeyleri açıkladılar. Orada ben notlar da aldım. Mesela basma konusunda, ayağa basma konusunda tam basmanın sarı kart olduğunu, birazcık ayağın kenarı dışarı çime gelir, ucuyla basarsa sarı kart olmadığını, işte topuğun yerde olmasının basmalarda çok önemli bir kriter olduğunu, hı hı. yani şiddeti Tabii, çünkü güzel, azalttığına güzel. yönelik. Pek çok detay bilgiyi öğrendim. Şimdi ben izlerken mesela onları göz önünde bulunduruyorum. Ama ben oraya gittiğimde ne söylerlerse itiraz etme niyetiyle gitmedim. Yani ben, bir şey ben öğrenme <laughs> niyetiyle oturdum, bir şeyleri öğrendim. Şimdi mukayese edebiliyorum ama dediğimiz Gökhan Hoca'nın dediğine geliyor. Yani karşınızdaki insan anlamaya, dinlemeye kapalıysa sen sabaha kadar anlat, ee, hiçbir şey oyun, değiştiremezsin. Orada yapacakları da oyunun kuralını söyleyecekler kuralda işte pozisyonu gösterecekler. Yavaşlatılmış bir biçimde. Yani bir yerde Erman Hoca'nın yaptığı gibi evet. anlatacaklar kararın nedenini. Ee, kendine göre bir fikir beyan edecekler. Artık ondan sonrası tamamen kendisi. Çünkü bunu kurallarla beraber söyleyecekler. Yani Şüphesiz sağlamasını kurallarla beraber yapacaklar. Ama kim ne kadar inanacak? Kim o pozisyonu hangi açıdan gördü? Kim neye göre kıyaslayacak? O da tartışma konusu. Çünkü bizde bir tanesine aynı iki tane aynı pozisyona birisi var deyip öteki yok diyebiliyor. İki tane aynı pozisyon. Şimdi burada rezervlikle ilgili ilgili konuşuyorsun. Rezervlik Federasyon yeni seçildikten sonra bir anda gündeme geldi ve bir anda kuruldu. Yani tartışılmadı. Bir araya gidip tartışılmadan kurulan bir organizasyon oldu. Türkiye'de daha evet. önce bir defa playoff oynandı. Play oynandı. Şampiyonluğu belirlemek için dört takım bir defa playoff oynandı. Evet. Onu da ortaya atıldı. Konuşuldu. Bir defa playoff oldu oynatıldı ve ondan sonra bir daha gündeme de gelmedi. Kaldırıldı. Şimdi rezervlikte öyle gidiyor. Evet, rezervlikte bir anda gündeme geldi. artıları, eksileri konuşuldu. İşte bazı başkanlar istedi. Başkanlar hocalarla değil. Çünkü hocalarla bence o istişareye girilmedi. E, başkanlarla konuşuldu. Tamam da rezervlik kurulacak. Onun faydalarını anlatmaya çalıştılar. Evet. Şimdiliklerin şimdi baş... 4 hafta oldu. Herkes rezervlikin gereksiz olduğunu ve bir an önce kaldırılması Hı, gerektiğini öyle. Federasyon'a da bunun için imza toplayıp Kulüpler Birliği şey yolladı. Yani belki 5. haftası oynanmayacak. Niye başladı, niye bitiyor? Yani bu kadar... Ya kulüplerin de bu kadar kısa sürede vazgeçmesi de ilginç. Ama o uzun bir konu. Biz evet. devam edelim Akıştan Hocam. Ee, pozisyonları konuşacağız şimdi. Ee, o tartışmaları birazcık daha biz de dahil olmuş Hayır, olacağız. Abi. Murat Hocam'la birlikte. Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Var raporunda yani bu hafta e, toplam... Dördüncü haftada VAR müdahalesiyle değişen kararlar. Gaziantep-Antalya maçında iki gol kararı. Her iki takıma Kara... birer offside evet. off kaldırmıştı, VAR düzeltti. Kara Gümrük-Ankara gücü bir... maçında gol kararı. Kayserispor Giresunspor maçında penaltı. Yani bu hafta toplam 4 defa VAR müdahalesi oldu. Ne kadar az olursa hakemler açısından o kadar daha doğru yönetilmiş. Genel maçlar var performansı diyelim. iyiydi bu hafta. Evet. Gayet iyiydi. Pozisyonlara geçelim mi geçelim. o zaman? Ee, hep birlikte bakalım. Trabzonspor Galatasaray maçıyla başlayalım. Ee, akabinde zaten herkesin merak ettiği o Valencia ile ilgili olan kırmızı kart pozisyonunda e, masaya yatıracağız. Kural kitabı ne diyor oradan bir maddeyi de size sunacağız. İlk pozisyonumuzu rica edelim. Yönetmenimiz Bora'dan e, ekrana verirse biz de o sırada yerimizi alalım. Murat Fevzi Tanırlı ile birlikte efendim. Burada bir elle oynama beklentisi var. Galatasaray cephesinde ceza sahasına yapılan ortada bir şut. Ardından Seferovic vuruyor. Torreira'ya çarpan top akabinde Larsen'in eline geliyor mu? Larsen eliyle oynuyor mu? Penaltı mı, değil mi? El bu pozisyonlarda ne durumda olmalı? Hocam hepsini biz detaylı bir şekilde konuşalım. Rakipten gelen topta El doğal pozisyondaysa bir sıkıntı var mı? El doğal pozisyonda değilse kısa mesafede olsa evet. e, penaltı olur mu? Bu sorulara böyle madde madde Tabii. gidelim. Şimdi burada zaten ilk olarak yanıltan ana sebep önce Larsen'in eline çarpmış gibi herkes sandı evet. pozisyonda. Dolayısıyla öyle bir şey olsaydı zaten penaltıydı. Çünkü eli açık bir şekilde oyuncunun arkasında duruyor. Fakat direkt ceza sahası önünden Şu gösteren. Şu açıdan evet. ileri geri yaparsak en Buradan çok net bu. gözüküyor. Ee, Torreira'nın önce kalçasına kalçasına çarpıyor sonra ayağına çarpıyor sonra Larsen'in dirseğine çarpıyor. Evet. Bu en kaba tabirle şu en anda Larsenin dirseğinin şöyle olduğunu görüyoruz. Evet. Bu bir doğal pozisyon mudur normal şartlarda? Sakınmıyor zaten. Şöyle duruyor. Yani, Topa ama çok yakın. Beklenmeyen top. Yani şu şut Seferov için çektiği evet. şut direkt olarak dirseğe gelse doğal şöyle pozisyon durduğu olarak için değil. değil. Engelliyorsun topun böyle evet. geçmesini engellemiş oluyorsun. O zaman penaltı verir çünkü normal doğal konumundan Top geçmesin diye genişletiyorsun elini. Tamam ben kafalarda soru evet. işareti kalmasın diye tek tek gidiyorum. Ardından çarptıktan sonra geldiğinde burada mesafe mi göz önünde bulunduruluyor? Yoksa rakipten gelen her top için bu geçerli Yok, midir? Yok burada şöyle bir şey var. Önce birinci nokta beklenmeyen top. Biz evet. önce buna odaklanmamız lazım. Burada oyuncuya çok yakın mesafeden kendini kontrol edemeyeceği bir top geliyor. Ve eline dirseğine çarpıyor. O yüzden burada oyuncunun topla elle oynadığı gibi bir e, yargıya yoruma varamayız. O yüzden de penaltı karar çıkmaz. Ha burada ne olur? Çok yakındadır. Oyuncu şu şekilde duruyordur eli. Yani tamam. Top gelir buraya çarpar. O zaman tartışırız. Penaltı doğru. deriz. Ama burada zaten çok yakın mesafe, beklenmeyen top, aralık çok az. O yüzden buradan penaltı karar çıkmaması doğru karar. Zaten çok da yakından izliyor Ali Palabıyık. O evet. yüzden doğru karar. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? İlk, i̇lk önce dirseğe mi vuruyor? Önce kalçaya çarpıyor. Önce kalçaya Torre çarpıyor Tore'den. Sonra sanki ayağına. Önce dirseğe vuruyor gibi. Önce değil öyle ya. gözüküyor. Zaten maç oradan görüntü benim çıkıyor. gördüğüm açıdan sanki ilk önce Lars'ın eline çarpıyor sonra kalçaya vuruyor gibi. Öyle gözüktüğü için ilk önce zaten evet. bir infial çıktı fakat sonradan gerçekten e... hatta şöyle yani önce kalçaya çarpıyor. Evet. E, biraz daha ilerlersek ardından Hayır. topuklara çarpıyor. Sonra topuktan ele geliyor. da dirseğe geliyor. Ya yani, Torreira, değil mi? Torreira evet, evet Torreira. Torreira. iyi defans yapmış ya. Gol yani kararı. elin doğal konumu kavramına biraz hem yani buradaki beklenmeyen toptan sonra elin Peki, doğal konumu kavramına dikkat etmek gerekiyor. İlk önce Larsen'in dirseğine çarpsa? Orada şöyle durduğu için geçmesini engelliyor yorum yapıp penaltı verirdi. He, ben de onu diyeceğim. Tabii, yani tabii. Sanki ilk önce eline çarpıyorsa penaltı Çünkü, yani. Tabii Torreira'yı böyle kapatmaya çalışıyor aslında bir nevi evet. O zaman bir sonraki pozisyonla devam edelim yine. Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonları değerlendiriyoruz. burada da Yunus'un arkadan bir müdahalesi var. Sarı kart görüyor bu pozisyonda. Herhalde tartışılacak bir noktası yok bunun. Burada kart var mı? görmüyor galiba. Hani burada ikincisi çıkacak mı diye tartışıldı. Yok, ikincisi biraz sonra. Burada sarı kart görüyor hocam. Bu ilk sarı karttı. Bu sarı kart mıdır sizce? Burada şimdi pozisyon orta sahanın çaprazına doğru tartışacağımız nokta şu olur. Tamamen bank dışı bir faul mü? Yoksa Umut Validen hata kesiyor mu? Bu soruya vereceğimiz cevap e, düz bir faul olarak düşünüyorum ben. Direkt net bir sarı kart diyemem. Ama tartışmalı bir pozisyon. Hani buna arkadan çekiyordu, çok net çekti, indirdi. Bence net sarı kart olmalı diyen de çıkabilir. Basit bir çekme diye düşünüyorum ben sadece bunu. Hocam siz? Bence de hakem yorumu. Yani oradaki hakem ne karar veriyorsa. Sonuçta... Peki topla oynama niyeti çap, var mı? Tabii canım. Baktığın zaman Bardi çapraza gidiyor. Taç çizgisine doğru gidiyor. Yani direkt kaleye doğru gitmiyor. Bir de onu düşünmek evet, lazım. Topun yönü, Bak şu anda yönü Bardi gibi. topu alıp kaleye doğru gitmeye yönelse... Ama ben şurada şuna takılıyorum tabii şimdi. Fikirleri konuşturuyoruz burada. Yunus'un da tek amacı rakibi durdurmak burada. Hiç tabii, yani tabii. topla bir ihtimali yok. Arkadan çekiyor... Bana da sanki hani çok net bir şey diyoruz kart gibi ya, Kırmızı kart verirken direkt şöyle kaleye hedef almasını sana. diyoruz ya. Direkt şöyle yapıyor aslında bir nevi. Hani tutup çekip değil. Tam koştuğun alanda önüne gelip şöyle çektiği için. Ondan dolayı diyorsunuz. Hafif omuzdan. Ben de sanki hani pozisyon kaleye doğru hedeflemiyor. Taç çizgisine doğru topu aldığı için diyorum. O biraz. yönünden dolayı diyorsunuz. Yönünden dolayı evet. diyorum. Yani nasıl kırmızı kartta direkt kaleye hedef oluyorsun Burada da mesela direkt kaleye hedef alıp gitse Çok daha net bir sarı kart olur. Ha burada da hakem yorumu olabilir ama burada sine doğru topu yönlendiriyor dikkat ediyorsan. Evet. Burada ilk sarı kartı gördü Yunus Akgün. İkinci pozisyonda da yine ikinci sarı kartın beklendiği bir pozisyon vardı. Burada da Eren Elmalı kafayla topu önüne doğru alıyor. Giderken Yunus formasından çekiyor. Ve hakem faal düdüğünü çalıyor. Ali Palabıyık görüyorsunuz. Eren ve Trabzonspor cephesi sarı kartı vardı Yunus'un. Neden ikinciyi göstermiyorsun diye burada da bir kırmızı kart beklentisi var. Bunu Çok nasıl anlık. değerlendiriyorsunuz? Çok anlık. Yani tutup bırakıyor. Bir ısrar yok. Pozisyonu sürdürüp gitmesini tamamen engellemek için bir şey yapmıyor. Top havada. Daha yere inen iniyor. O zaten top inene kadar bile bırakmış durumda. bak Yani bu kadar kolay sarı kart olmaz diye düşünüyorum. Siz hocam? Valla bu pozisyon bence yani Eren gidebilir mi? Gidebilir. İşin kolayına kaçıyor. Bana full yapıl diye bırakıyor. Eğer buna sarı kart verirsen ceza sahası içinde korner kullanır. her pozisyonda 2-3 <laughs> tane, tane <laughs> sarı kart göstermeniz lazım. Çünkü herkes yani birbirinin formasını tutuyor zaten. Yani ararsanız. Eren burada gidebilir mi? Bak bırakıp yani avantajlı gidebilir mi? O çok rahat gidebilir esasında şurada ama o bırakmayı kendine göre seçiyor direkt teması görür görmez bırakmayı seçiyor. Evet. Burada Eren tabii Eren'e bir şey diyemeyiz bıraktığı için de net bir çekme var. Belki rakibinde sarı kart olduğunu bildiği <laughs> için de ona da zorluyor da olabilir. Tabii tabii yani ama ben bunu bunun için değil ama diğerinde sarı kart verilmesi gerektiğini düşünüyorum ya. Yani. O biraz daha arkadan çünkü hiç topla niyeti yok ki burada. Çünkü çok kısa çekip Karaycığım, bırakıyor ama. Evet. Ben ne dedim? Hakem yorumu dedim. Ben yani hakem daha yakın olduğu için hakem baktı. Niyeti sezebilir. Bak bu gidiyor hani bilerek kasti yapıyor. Sarı kartı gösterebilir veya bakar. Bizim düşündüğümüz gibi düşünebilir. Evet. Yani tehlike alanının dışında tehlike oyuncusunun dışına çıkıyor. Taca doğru gidiyor. Onu da seçebilir. Hakem yorumu orada. Evet. E, sıradaki pozisyonla devam edelim. Biraz da hızımızı arttırmamız gerekiyor. E, yine Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasında sıradaki pozisyon burada Cornelius'la e, Abdülkerim Bardakçı hava topu mücadelesine çıkıyor. Burada Galatasaray lehine bir faal karar veriliyor ve bu karar sonrası teknik direktör Abdullah Avcı adeta kenarda çıldırıyor. Çok da tepki de gösteriyor. Bu hava topları çok konuşulacak. Niye? Cornelius'un en iyi yaptığı şey Trabzonspor doğal olarak ona uzun oynuyor. İkili mücadeleleri çok sık görüyoruz bunu. Trabzonspor'un her maçında görüyoruz. Burada bir faal var mı? Varsa neden var? Veya yok mu? Cornelius top gelirken Sürekli arkasını kontrol ederek geriye geriye doğru gidiyor ama burada Abdülkerim'in sıçrayışı var. Bak sürekli kontrol ederek gidiyor. Üzerine doğru gidiyor Cornelius. Evet. Abdülkerim de ayağını aradan sokup vurmaya çalışıyor. Doğal olarak da düşüyor. Ben burada devam etmesi tarafındayım. E, Cornelius'un o kadar engelleme yapacak zaten e, topu kazanmak için. Rakibine herhangi bir şarjı yok. Eliyle müdahalesi yok. Açısını kapatmaya çalışıyor. Abdülkerim'in kendisini yükselip vuramadı bir toptan sonra düşmesi. Hani bu ah diyene faal veriyor diyorlar yani ya hani onu... <laughs> Onun gibi. <laughs> Onun faal diyorsunuz gibi. Murat Hocam. Siz Gökhan Hocam siz bu pozisyonda çok oynadınız. Bu kadar olur Şu, mu yoksa faal var mı? Bence şöyle yani Cornelius hava toplarında hakim. Zaten biraz önce istatistiklerde çıktı evet. hava evet. toplarında oldukça. 9 tane bu hava topu da, Bu da bir stopere korku verir. Şimdi Abdülkerim şunu yapıyor. Zamanlama hatası yapıyor. Evet. O da işin kolayına. Hani biraz evvel Eren evet. dedik ya hani ben işin kolayına kaçıyor. Sıçrıyor vuramayınca zaten Cornelius'un bir fiziği var. Sanki ellerini de açıyor gibi. Kolay yoldan foil almaya çalışıyor. Ama bir şey pozisyon hatası yapıyor orada. Hepsi beraber iç içe. Bence de Aykem yani kolay çalmış. Kendini evet. kurtarmak için kolay çalmış. Ben de katılıyorum. Bence de biraz basit bir faal. Yani Premier Lig'de falan çok sık görmüyoruz böyle faalleri. Ali maçın genelinde gayet iyiydi. Genel performanstan ufak tefek böyle hatalar yani Normal var. Normal o kadar Doğru, zaten kusursuz yer çaldığınız düdükte olacak ki. diye bir tabii şey ki. yok. Ee, sıradaki pozisyonla devam edelim. Burada faal yoktu dedi yorumcularımız. Hem Murat Hoca hem Gökhan Keskin. Ee, Galatasaray hücumunu görüyoruz burada. Ceza sahasına kadar giriliyor. Yunus'un, e, özür diliyorum. Kerem'in şutu Muhammed ayaklarıyla çıkarıyor. Normalde Kerem'i biz buralardan girip uzak köşeye bile vurduğunu görürüz. Yani onun için aslında belki çok daha basit bir, bir vuruş gibi yani pozisyon. Ama bunu kaleci kurtarmış olarak mı değerlendirirsiniz? Kerem'in bitiricilik konusundaki kötü bir vuruşu olarak mı değerlendirirsiniz? Kerem'in kötü vuruşu ama her kötü vuruştan da bir Kaleci şansı, kaleci öbür tarafa giderken ayağıyla çıkarıyor, eliyle çıkar mı? Yani kaleci her normalde öbür tarafa doğru gidiyor yani. Evet. İki, yani 4 santim yandan gelse kaleci kıpırdayamayacak. Ayağıyla bile yetişemeyecek. Doğru. Kerem'de bir konsantrasyon problemi görüyor musunuz Yakan Hocam? Bence e, Kerem şöyle o kadar fazla transfer geldi ki geçen seneki Kerem e, Galatasaray'ın her şeyiydi. Hakikaten e, hem milli takıma gitti, milli takım bank oyuncusu oldu. Galatasaray'ı sürükledi o kötü ortamda. Bu sene Galatasaray yepyeni bir anlayışla başladı. O kadar fazla transfer etti ki artık Türk oyuncuların oynama yeri bulmaları zor. Hakikaten zorlandı. Yani şimdi bakıyorsun 3 tane çok çok iyi oyuncu. İşte Yunus aynı şekilde, Kerem aynı şekilde, Emre Akbaba aynı şekilde. O stres altında bence evet. verecekleri verimi de biraz indirgedi bu olaylar. Evet. Yani Galatasaray ve Çilek adı adında tasvir edilen oyunculardan o kadar çok aldı ki doğru. Yani onlar da e, Keremler de biraz baskı altında kaldı. Performansları düştü ister istemez. Kerem'le bu e, net fırsatı değerlendiremedi Galatasaray. Başka pozisyon var mı bu karşılaşmada? Yine arkadaşlarımızdan rica edelim. E, Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon burada. Saça boya topa eliyle müdahale ediyor mu? El doğal pozisyonda mı değil mi? Hemen Murat hocamıza soralım bunu da. Bunlar hiçbir zaman tartışmaya dahi gündeme getirilmemesi gereken pozisyonlar. Böyle evet. penaltı olmaz, böyle elle oynama olmaz. Bunların hepsinde bunlar tamamen futbolcuların sahadaki doğal refleksi. Hani orada şöyle yapışıkken bile değse hemen futbolcu zaten elini kaldırıyor. Bunlar tamamen futbolcu refleksi istekler ama penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Böyle de penaltı olmaz. Böyle ele çarpmayla yerden gelen evet. topla penaltı olmaz. Siz de herhalde aynı görüştesiniz. Evet. Trezege yalnız bu noktalarda çok hemen çabuk itiraz eden, reaksiyon gösteren oyunculardan birisi. Geçen hafta da bir pozisyon vardı şimdi hatırlayamadım ama yine benzer bir şekilde penaltı beklentisi vardı. E, penaltı değil diye yorumladı yorumcularımız efendim. E, bu karşılaşmaya dair başka bir pozisyonumuz yoksa sıradaki müsabakayla devam edelim. saşa Boye'in elinin doğal pozisyonda olduğunu söyledi yorumcularımız ve... Bir sonraki pozisyonla devam ediyoruz ki haftanın zaten en çok tartışılan konusu. Ener Valencia kırmızı kart gördü Konya Spor Karşılaşması'nda Adil'le girdiği bu tartışmanın ardından oyun dışı kaldı. Bununla ilgili olarak öncelikle kural kitabından değil mi evet, evet. bir madde vardı. Kırmızı onu kart. ekrana getirelim. Kırmızı, kırmızı kartla ilgili olarak neydi hareket ne değildi nedir? şiddetli hareket onu bir görelim ardından. Ee, bu şiddetli hareket ee, nedir? Onu tam olarak konuşacağız. Ama hocam siz ilk etapta bu e, ikili değerlendirmeyi, ikili daha doğrusu e, tartışmayı futbolcu arasında yaşanan şey normalde savunma oyuncularıyla, santrforlar arasında çok fazla yaşandı değil mi? Yaşanır da. Ve şiddetli hareket nedir? Diyor ki madde, şiddetli hareket temas olup olmamasına bakılmadan top için mücadele etmezken bir oyuncunun rakibine veya takım arkadaşına, takım görevlisine, maç görevlisine, seyirciye veya diğer bir kişiye karşı aşırı güç veya gaddarlık kullanması ya da kullanmaya teşebbüs etmesidir. Burada duralım. Tabii. Temas olup olmamasına birinci nokta bakılmadan. ikinci nokta top için mücadele etmezken. ikinci önemli nokta. Üçüncüsü de. Aşırı güç veya gaddarlık kullanması ya da kullanmaya teşebbüs etmesi. Evet. Bu bu üç noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Devam edebiliriz. Buna ek olarak top için mücadele edilmeyen durumlarda rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu kullanılan güç çok hafif, göz ardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur diyor madde. Evet. Şimdi bu madde ışığında Pozisyona tekrar bakalım Valencia ile aradaki mücadeleye. Şimdi burada birkaç tane noktayı değerlendirmemiz gerekecek ee, pozisyonu yorumlarken. Birincisi topsuz alanda oynanan bir enstantane sırasında bak hakem Arda kardeşler dönüyor. döndü sırada pozisyonu vurduğunu görüyor. Evet. Normalde bir hakem topsuz alandaki pozisyona bakmaz. Takip de etmez. Nasıl takip eder? Maç öncesi hakem ekibi olarak konuşuruz biz. memorandum dediğimiz olay. Deriz ki maç esnasında topsuz alanda bir didişme, itişme varsa evet. beni uyar. Ben oraya çözeyim. Niye çözeyim? Birisi atılmadan aralarına gireyim, tatlıya bağlayayım, sorunu halledeyim veya ikinizi takip ediyorum diye uyarayım deriz. Burada Arda kardeşler neden dönüyor oraya bakıyor? Muhtemelen, %99, karşı taraftaki yardımcı Serkan Ok diyor ki bak arkada Valencia ile Adil'in bir sıkıntıları var, var, tartışmaları var, itişmeleri var. Oraya dikkat et diyor diye muhtemelen söylüyor. O da zaten bu diyaloğu duymasıyla dönmesi anında olayın gerçekleştiği enstantaneyi yaşıyor aslında Arda kardeşler. Ve bak burada tam Arda kardeşlerin dönüş anıyla Valencia'nın Adil'in hassas bölgesine vuruş anı aynı neredeyse. Evet. Şimdi burada bir. Şimdi buradan aslında şöyle bir örnekleme de yapacağım size. O görüntüde var mı? Ümraniye spor, Ümraniye spor, maçı. spor maçında Valencia'nın başka bir pozisyonu var. Onu da rica edelim yakınlaştırdı arkadaşlar da bunu da yine konuşacağız. Val Valencia'nın Ümraniyespor spor maçında bir ikili mücadelesi vardı. Onu da ekrana Hı -hı. getiriyorlar. Şimdi hemen şöyle yeriye de geleyim yine. Evet ben de şöyle çıkayım. Ee, burada da... Başka bir şey soracağım aslında burada bak. Tabii. Sizce hangisi daha masum bir hareket? Veya hangisi daha fazla acımasızlık içeriyor? Yani şimdi bunun şiddeti daha fazla Ümraniye evet. maçındakinin. Orada şiddet daha hafif ama Gelen bölgeyle ikisinin arasında da fark var. Yani hassas bir bölge var. Tabii ikinci önemli fark da şu. Burada Valencia görmeden ayağın topu uzatıyor aslında. Evet. Niyeti rakibe karşı bir hamle değil. Doğru. Ama pozisyon talihsizliğinden dolayı Valencia'nın ayağı oyuncunun sırtına çok tekme şeklinde gibi geliyor. Bu topla mücadele içindeki bir hareket bunu farklı değerlendirebiliriz. Hani buna da yine aynı şekilde kırmızı diyen de çıktı, sarı diyen de çıktı. Burada tamamen top için mücadele var aslında. Görmüyor oyuncunun geldiğini. Tabii. Tamamen artı niyet yok yani artı burada. Artı yok. Tamamen Ümraniye topla maçında. mücadele etme niyetiyle bu pozisyonu yaşıyor. Ama senin de dediğin gibi daha sert bir darbe geliyor buraya göre. Bu, Fakat tabii. Fakat burada bu Ümraniye maçında ceza sahası içinde bir pozisyon vardı. O da mı yanında? Gene bir darbe oluyor gene. Görmeden. Sırta bir tek yok. Gene o, gene. Perez'di herhalde. Perez'in Perez, in, Perez, in, Perez, in, Perez, in, Perez in, Penaltı mi? olması gereken Aynen pozisyon. Penaltı evet. olması gereken pozisyon. Perez. Yani orada e, faul bile verilmediği için penaltı olmadı. Burada e, faul çalındı ama kart Kalmadı. çıkmamıştı. Şimdi burada daha şiddetli bir buluş evet. var diyoruz. Ama, ama orada ama... top için mücadele var aslında. Art niyeti yok. Tabii rakibini görmüyor. Ayağını böyle uzatıyor. O sırada rakibi oraya geliyor. Mecburen temas ha, oluyor. Evet. Burada... Buna ne demiştiniz siz daha önceki şeyde? Kırmızı Burada katlarsın. ben hakemi eleştirmem. Kırmızı da verse olur. Bu tamamen hakemin yorumu. yorumu Demin Gökhan Hoca'nın dediği gibi. Tamam. Yani kırmızı, ben kırmızı tarafındayım. Ama hakem burada öyle değerlendirmedi. Problem değil. Bu değerlendir yani farklı bir evet. görüş olabilir burada. Ama burada bence çok daha farklı bir durum var. Buradaki pozisyonda top yok. Top için mücadele yok. Tamam iki karşılıklı itişme var ama Valencia'nın yaptığı hareket temasın şiddeti nasıl olduğundan ziyade böyle hassas bir bölgeye ayakkabıyla vurduğunuz zaman hakem de bunu topsuz alanda toplu oynama gayreti yokken gördüğü zaman kırmızı kartı verir. Vermelidir. Bence de vererek doğruyu yaptı. Evet. Gökhan Hocam siz dün hafif bir darbe olduğunu mu söylemiştiniz? Yani, yani şimdi bir kere pozisyonun başına gelecek olursak olayın başlangıcı yani fitilini atışlayan adil. Olayın evet. fitilini başlatan adil orada. Evet. Ilk önce. Yani bir itme var. Bak bir itme var. Sonra bir elle Valencia Hayır. bir elle vuruyor. Ondan sonra tekrar iterken bu da ayağını sallıyor. Evet. O gene itiyor eline sal. Ben burada pozisyon dedim ki Valencia kendini yere atsa, kendini yere atsa bir de şanssızlı öyle bir pozisyon ki Valencia ayağını kaldırırken Arda kardeşler dönüyor, pozisyonu görüyor. Yani o pozisyonu görüyor. Valencia'nın ayağıyla kaldırdı evet, ama evet. kimin bilmiyor olay. Olayın son anına yetişiyor. Bir o, ikincisi hiç ayalarında da tekme veya top geldi mi? Geldi. Yani o kıvranmayı bilirsiniz yani e, o kalkamazsınız yerden. Yani nefesiniz kesilir, nefes almakta zorlanırsınız falan böyle bir acıdır o. Ben bakıyorum şimdi adile, o darbeden sonra kendini çok kolay yere bırakıyor. Bıraktan sonra hakemi kesiyor, hakemi de kesiyor. Ondan sonra yerde, hakem zaten direkt gösteriyor. Ha evet. ne var? Tabii ki Valencia'nın o tekmeyi çıkarmaması lazım. Evet. Yani diyorsunuz ya vurmaya teşebbüs etmesi bile kırmızı kart ama ben burada olayın başlangıcına bakarım hakem olsam. Çünkü olayın başlangıcında adil bir olayı yatıyor. Bir de rakip Fenerbahçe rakibin 10 kişi kalması her zaman için bir avantajdır. Bir de en önemli oyuncusunu saf ediyorsunuz. Biraz hakemi kandırmaya yönelik gibi geliyor. Çok ya, tabii ki. Yani bunun zaman zaten başını bir şey çözse diyemezim. yani başını daha erken yakalasa. O, tabii o tabii başını daha önce gelmiş. yakalasa. Ben onu da söylüyorum. Mesela tabii. şu anda ittiği zaman Valencia atsa kendini Adil atar mı hakem? Burada İlk başını ittiği zaman. daha önce yakalasa derken. İttiği için hakemin... atmaz bence. Çünkü itmeyle Valencia'nın yaptığı hareket bence bir değil. Yani ittim seni düştün. Tabii tabii düştüm, zaten aynen. Ama genital bölgeye bir ya, yavaş da olsa tekme aynı hiçbir şey şekilde diye. atmaması lazım. Burada zaten hakemin normalde yakalayamaması çok normal. Bu tamamen işbirliğinin sonucu aslında uyarıya dikkat et uyarısı geldi. Bu vardan gelmez kesinlikle. Tamamen sakininden gelmiştir. Var kırmızı kartlık bir şey olmadan asla müdahale bulunmaz. O, o sırada daha gerçekleşmemiş durumda. Tam dönüyor. Bak orada bir şey var. Bir e, didişme evet. var. Kontrol etti. Çünkü bunun maç sırasında da oyun devam ederken de hakem kontrol eder. Yanlarına gider. Oyuna dönmeyi Oyuna dönün beyler der. Doğru. Uyarır ayırır oyun durduğunda bir daha gider uyarır e, yapmayın der takip edeceğim der pek çok şey söyleyebilir. Dün Volkan Bayars'tan Delali ile mesela Sivas Spor'dan hangi futbolcuyu da hatırlamıyorum bir araya getirdi bayağı bir uyardı. Tabii. Başta Burada ona fırsat bilgiye. olmadı çok erken evet. e, oldu. Tam da dönüş anıyla e, Valencia'nın ayağını uzattı tekmeyi savurdu veya ayağını o bölgeyi gönderdiği an aynı olduğu için eş zamanlı olduğu için kırmızı kartı verdi. Bence doğru evet. yaptı ama... Başka yorumlar tabii ki. Sırada olabilir. başka bir pozisyon varsa Fenerbahçe karşılaşmasında yine bakalım yoksa Beşiktaş maçına geçelim hemen onu da rica edelim arkadaşlarımızdan. Fenerbahçe karşılaşmasında bu tabii ki maçın en önemli pozisyonuydu. Haftanın da en çok tartışılan noktalarından birisiydi. Evet. Konya Spor'un penaltı beklediği pozisyon burada. Ceza sahası içine bir koşu. Herhangi bir penaltı var mı? Bence yok. Çok kolay bırakıyor. Evet. O yüzden devam kararı doğru. Penaltı Atilla vermemesi doğru. Ayağının bir takılması söz konusu mu? Onu da sorayım ben yine. Akıllarda soru işareti kalmasın. Yani Koşarken arkadan ayağın hafif takılıyor ama penaltı için... için... mi takılıyor? Yani bence... Yani yoksa zaten... takıldığı için mi düşüyor? Onu soruyorum sadece. Evet. Basit bir pozisyon. Basit bir pozisyon. Çok basit. Bir değil bir mi? Pozisyon. Çok basit ya. haksız. Yani çok içine sinmez kimsenin. Ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Siz Murat Bence Hocam. Bence düşünmüyorum penaltı Jokhan olduğunu. Yok Hocam siz Bence değil. Yani şey değil. Beşiktaş maçına geçelim o zaman. Beşiktaş'ın ilk golüyle başlayalım. Ee, o maçta zaten çok fazla tartışılacak pozisyon Bence o maçta yoktu. gol öncesi. Ya bir tek şu Delali'nin, e, reciden rica edeyim yönetmenimiz bu oradan delalin ilk pozisyonu. Sarı kart gerekir mi gerekmez mi? Onu ben izlerken merak ettim. Sarı kartta da yakın olduğunu düşünüyorum. Hatta dün sosyal medya hesabımdan da fikrimi paylaştım. Burada yapılan müdahalede bir sarı kart gerekir mi? Maçın çok başı. Topla oynama niyeti var mı sizce? Topun az önce bahsettik e, Trabzonspor Galatasaray maçında Yunus'un ilk gördüğü sarı kartı göz önünde bulundursak, burada bir sarı kart gerekir miydi? Bence gerekir. Topa yetişemiyor ve arkadan kayarak iki ayağını birden Yerden kesecek şekilde sert bir faal yapıyor. Ford zaten e, Yunanlı oyuncunun faal yapmaya niyeti var. Çünkü Delali sağ ayakla sürüyor. O soldan geliyor. Yani ters evet. taraftan geliyor. Yani müdahale etmesine imkan yok. İmkan yok. yok. Solak, bir oyun, düşürecek. solak bir oyuncu olsa hadi yapabilir de. Delali sağ ayayla sürdüğü evet. için oraya müdahale etme şansı yok. O bilerek faal yapıyor zaten. Zaten atağa da böylece. Aslında topla çıktıktan sonra ayaktan vuruyor bence de. Ben dün maçtaki tek hatalı kararı olarak belki Volkan Bayarslan'ın bu olabilirdi diye düşünüyorum. Bence gol öncesi avantajla gerçekten hani belki diyecekler evet. ki ya bir maçta da normali yapsın, avantajı oynatsın diyecek evet. izleyiciler ama güzeli tamam. de paylaşmakta fayda var gerçekten iki gol öncesindeki evet. avantajla. Çok kolaydı çünkü çalmak, çalabilirdi. O zaman birinci gole geçelim hemen. Bir Vegors'un yapmış olduğu asist Bence gol kadar güzeldi. Enkudu'yla soldan geldi Beşiktaş. Ve Gorst, topuk pası. Muleka ve gol. Ve daha önce bunu yaptığını biliyoruz. Daha zorlarını da yaptığını biliyoruz. O da hazırsa hatta e, aynısı, ikisini aynı anda ekrana getirebilirsek çok da güzel olur. E, yine Bundesliga'da oynarken bu tarz topuk paslarıyla asistler yapıyordu. Gutivari bir pas değil mi hocam? Ya Vegas, Ben size şöyle diyeyim Allah'ın bir lütfu gibi. Yani herkesi Santrafor <laughs> aradığı bir ortamda Vegos Allah'ın bir lütfu gibi. Bir de yani Beşiktaş için Mario Gomez çok önemlidir yani. Onu unutturdu yani. Hakikaten unutturdu onu. Beşiktaş'ın Harry Kane'i bence. Yani şu anda yani inanılacak derecede Beşiktaş için elinden geleni yapıyor ve yani sürüklüyor takımı sürüklüyor. Yani son dönemde son evet. iki sezonda e Kane toplumda neler yapıyorsa orta sahadan gelip top alıp Evet. atak başlatıp asistleri, golleri aynısını evet. Megos Beşiktaş'ın yapıyor şu an. Bundesliga'da yaptığı bir asist'i görüyorsunuz efendim. Biraz daha başa alırsak e, bu pozisyonu rica edelim. Bir tarafta da dün yaptığı asist zaten burada ekranda. Şimdi önce Bundesliga'daki yaptığı asiste tekrar dikkatinizi çekiyorum. Devam edelim. Pas gelsin. Bakın etrafı ne kadar kalabalık. Bu nasıl bir görüştür ya? Ve nasıl bir Tekniktir. Çok daha zor pas belki. Bunu yapıyor Vegors topuk paslarını ki burada da yaptı dün. Yine aynısını gördük. E, teşekkür ediyorum yönetmenimiz Bora'ya ve editörümüz Erdem'e de. İkinci gole bakalım. Volkan Bayarslan'ın da hakkını verelim hemen hızlıca. E, orada da oyunu devam ettirmesi tabii çok değerliydi. Beşiktaş'ın e, vegorsta kaydettiği ikinci golde. Zaten orada da yine Vegors burada görüyorsunuz faal düdüğü çalmıyor. Volkan Hoca ellerini açıyor. Avantajı oynatıyor ve Gost'un kafa golüyle birlikte Beşiktaş burada 2-0 zaten öne geçiyor diyelim. Bunu konuştuk. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa haftanın enlerine doğru seçtiğimiz şeylere geçiş yapalım ama hemen onunla geçmeden önce de yine yıldız tablosu olacaktı. Haftanın hayal kırıklığı var daha doğrusu. Haftanın hayal kırıklığıyla birlikte Hemen hızlıca diğer grafiklerimizi de ekleme taşıyalım. Haftanın hayal kırıklığı derbideki genel futbolsuzluk dedik. 34 faal 5 sarı kart çıkmış. Evet. Gol beklentisi 0.57 ile 1.08 arasında oldukça düşük rakamlar Kesinlikle, hocam. Özellikle e, ikinci yarı ile Trabzonspor'un 0.57'si evet. 0.49'u ilk yarıya ait. İkinci yarı hiçbir evet. şey yok. Trabzonspor adına. Haftanın alkış alan hakemlerine bakalım hemen. Ali Palabıyık Trabzonspor Galatasaray maçında, Volkan Bayarslan Beşiktaş Sivasspor karşılaşmasında görev yaptı. Çağdaş Altay Karagümrük Ankara Gücü maçının hakemi. Sarper Barış Saka Kayserispor Giresunspor maçının hakemleri. Yıldız karnesine bakalım hakemlerin nasıl e, karneleri. Volkan Bayarslan. Evet Volkan'a zirveye taşıdık. E, Ali Palabik 4 yıldız. Ali Palabik açısından şöyle önemi var. Evet. E, Türkiye'de olur sadece böyle bir şey çünkü. Bir FIFA hakemi Rize Spor Galatasaray maçından sonra 17 hafta maç alamamazlık gibi bir şey. Ancak Türkiye'deki federasyon yönetimlerinde, Türkiye'deki siyasi etkilerle ancak olabilir. 17 hafta görev alamadı. Sonra ardından 8 Mart darbesi geldi. Onun üzerine de görev alamadı. Böyle bir psikolojik travma geçiren bir hakem ertesi sene göreve başladı. Avrupa'da maça gitmeye başladı ve e, atama sistemi, e, algoritma sistemi diyelim. Ali Palabıyık geldi Trabzon Galatasaray maçına atadı. Bu maçtan kötü bir sonuçta çıksaydı gerçekten Ali Palabıyık açısından çok da hoş olmazdı. Neyse ki genel anlamda maçın genel itibariyle gayet iyi maç yönetti. Onu hatırlatayım. Çağdaş Altay, Sarber Barış Saka, Mert Güzenge gerçekten dört yıldızlık maç yönettiler. Arda kardeşler Valencia'da doğru yaptı ama diğer birkaç tane net sarı kartlık pozisyonu atladı. Kürşat Filiz'in keza bir tane atladığı penaltı pozisyonu var, tartışmalı pozisyonlar var. Suat Aslan bu anda bir tane atladı net pozisyon var, o yüzden iki yıldız verdim. Diğerleri evet. genel anlamda hafta başarılı. Öyle söyleyebilirim. Ee, VAR puan tablosu var ama onu biraz daha ilerleyen haftalarda Tabii. görüntüleyelim yine biraz daha şekillensin. Haftanın enleriyle devam edelim. Ee, şimdi şu anda anketimiz de noktalandı. Süper Lig'de 4. haftanın en iyi takımı kim dedik? Beşiktaş %53 oy aldı. A Spor Twitter hesabını takip edenler, orada oy veren izleyicilerimiz tarafından haftanın takımı Beşiktaş seçilmiş. Peki bizde haftanın enleri kimler? Haftanın maçıyla başlayalım. Haftanın maçı Murat Fevzi Tanırlı'ya göre Beşiktaş Demir Grup Spor karşılaşması. Gökhan Hoca da aynı şeyi düşünüyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. <laughs> Üç evetle uğurluyoruz. Beşiktaş koalisyonu yaptık ha. Yani. <laughs> Beşiktaş Demir Grup Sivas spor Bu sefer ilk 45 değil tamam ama. <laughs> haftanın takımı kimmiş bakalım. Murat Hoca'ya göre İstanbulspor, Gökhan Keskin'e göre Beşiktaş, bana göre de Gaziantep haftanın takımı. E, süremiz de azaldığı için eklemek istediğiniz varsa çok ben, kısa hemen alabilirim. Ben bu maçta liderliğe de geçti Beşiktaş. Onun için haftanın takımı olarak ben evet. zaten maçta haftanın maçında şundan dolayı bir futbol severe dokuz maçı koyalım bir tanesini seç desek yüzde seksen evet. dokuz Beşiktaş çıkar herhalde tamam, maç doğru. olarak futbol bir de, keyfi bir olarak. Bir de liderliğe oturdu. Dördüncü hafta sonunda liderliğe oturdu. O çok önemli. Haftanın oyuncusu burada da yine e, tabii ki Murat Fevzi Tanırlı Wutwegors dedi. E, Gökhan Keskin ve ben. E, Burak Kural yazıyor ama Burak Kural'ın <laughs> kulaklarını çınlatalım. Gökhan Hocamla ben e, Figueiredo'yu tercih ettik. Haftanın teknik direktörü konusunda Üçümüz farklı fikirlere sahibiz. Murat Fevzi Tanırlı, Osman Zeki Korkmaz diyor. E, Gökhan Keskin, Erol Bulut Gaziantep'ten demiş. Ben İlhan Palut Hoca'yı tercih ettim. E, Arabam.com Konya Spor'dan. Haftanın hakemi konusunda yine en fikir bakalım. miyiz bakalım? Ali Palabıyık, Murat Fevzi Tanırlı, Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi. Volkan'ı seçmişsiniz. Volkan Bayarslan konusunda en fikiriz. Gökhan Keskin'le birlikte. Hocam 5 yıldız verdin sonra seçmedin. He? Evet 5 yıldız verdim <laughs> seçmedim. Yıldız verdim. Ama e, maçın önemi ve Ali Palabıy'ın yani yaşadıkları evet. itibariyle e, ekstra bir kanaat puanı var bence. O olsun maçta. oraya da 5 yıldız verseydin hiç olmazsa Daha da. Yıldız, <laughs> evet. Haftanın hamle oyuncusuna da bakalım çünkü kapatacağız programı. Sonradan oyuna girip e, en iyi hamle hangi oyuncuydu? E, Murat Hoca Gavranoviç dedi. Gökhan Hoca Gavranoviç dedi Kayseri Spor'dan. Ben Anelo Sagal Gaziantep'ten Antalya Spor karşısında ben de Sagal'ı haftanın hamle oyuncusu olarak düşündük, paylaştık. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür sağ ediyoruz Murat hocam. Yokan hocam Hoşçak. sizin de ağzınıza sağlık. Keyifli bir program oldu. Ne var ne yok da Süper Lig'in 4. haftasını masaya yatırdık ama bugün 30 Ağustos bir kez daha zafer bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hepsini tüm şehitlerimizi de saygı ve rahmetle anıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.